Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 27 Aralık Pazartesi günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikteyiz ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Haftanın ilk manşetine Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür Her şey yolunda mı? Siz? Teşekkürler. İyiyiz biz de. Maçları seyrettik. 20 e, özür dilerim 19. hafta yani ilk yarının son haftası bu akşam oynanacak. İkinci iki karşılaşmayla tamamlanacak. Akşam saat 20'de Yukatel Kayseri Spor Demir Grup Sivas Spor'la oynayacak ve aynı saatte Beşiktaş İttifak Holding Konya Spor deplasmanına çıkacak. Bu maçları da konuşacağız ama önce geride bıraktığımız cumartesi pazar günü oynanan maçlarla ve dün akşamla başlayacağız. Fenerbahçe Özgür Kablo Yeni Malatya Spor karşılaşmasından Hürriyet Gazetesi nasıl bir başlık atmış ıslıklar arasında 3 puan. Fenerbahçe taraftarının protestoları arasında oynadığı maçta yeni Malatya'yı 2 golle yıktı. Zeki Murat Göle yönetiminde ikinci maçına çıkan Sarı Lacivertli takım henüz 10. dakikada Novak'la perdeyi açtı. Malatya'nın dağınık görüntüsü farklı galibiyet beklentisi getirdi. Ancak Sarı Lacivertliler düşük tempoyla oynayınca oyun uzun süre kilitlendi. 73'te Pelkas aylar süren suskunluğunu bozarak skoru ilan etti. Şurada Fenerbahçe iki rekor birden kırdı demiş. Bakayım. Ee, okuyamadım ama orası çok küçük kalmış. Görüyor musunuz? Serdar Dursun iki maçta üç gol attı. Hiçbiri sayılmadı demiş. Hakikaten dün akşam da e, bu golleri gördük. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Foto maç gazetesi Umutlu Son. Kanarya Malatya'yı devirip 3 maç sonra güldü. Novak ve Pelkas'ın golleriyle kazanan Sarı Lacivertliler ilk yarıyı 32 puanla 4. sırada kapattı. Lider Trabzonspor'la farkı 14'e indirip moral tazeledi. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, "Oyuncuları tebrik ediyorum. Bugün çok büyük bir yürek koydular sahaya. İlk yarıyı istediğimiz yerde bitiremedik ama önümüzde bir yarı daha var. En çok gol beklentisi yaratan takımız. Sadece üretkenlik problemimiz var. Fenerbahçe genetiğine daha uygun oynamaya çalışıyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin olduğu yerde ümitler tükenmez." sözlerini aktarmış gazete. Malatya yine kayıp diyor. İkinci yarıda özür kablo yeni Malatya Spor beraberlik için risk alırken kalesinde ikinci golü gördü. Milliyet gazetesi suni teneffüs başlığını atmış. Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Kadıköy'de seyirci protestosu altında mücadele veren Fenerbahçe son sıradaki Malatya Sporu eli boş gönderdi. Hem galibiyet hasretini bitirdi hem de biraz olsun nefeslendi. Sarı lacivertli ekibe 3 puanı getiren goller Novak ve Pelkas'tan geldi. Kadıköy'de yeniden sahaya çıkan Ener Valencia taraftara seslendi. Bizim kadar üzgünler ama bize inansınlar. Sonuna kadar savaşacağız dedi. Şuradan okuyacağım size. Şu anda istediğimiz yerde değiliz. Hak ettiğimiz yere gelmek için çok çalışacağız. Fenerbahçe'ye geldiğim ilk andan itibaren taraftar bana hep destek gösterdi. Taraftarımız da bizim kadar üzgün ama bize inansınlar sonuna kadar savaşacağız sözlerini aktarmış. 78. dakikada TT ile ikili mücadeleye giren ve depara kalkan Kim Minje sakatlandı. Takımın en iyi isimlerinden olan Güney Koreli stoper bir anda kendini yere bıraktı. Hemen değişiklik isteyen Kim Minje sağ arka adelesinden sakatlandı. 24 yaşındaki oyuncu kenara gelirken ayakta tezahürat yapıldı ve alkışlandı. Son olarak Takvim gazetesi bilinçte kritik tarih 5 Ocak. Hırvat Hoca Çin ligindeki son maçının ardından Beijing guanla fesih görüşmesi yapacak demiş. Şuradan bakayım ayrıntılarda ne var. Çin basını Hırvat Hoca'nın 4 Ocak'ta oynanacak son lig maçının ardından Beijing guanla masaya oturacağını yazdı. Beijing'in gösterdiği Kötü performans sonrası Çin kulübünün Aralık 2022'de bitecek olan sözleşmeyi feshedeceği belirtiliyor. Bu durumda Slaven Bilic 5 Ocak'ta serbest kalacak ve Fenerbahçe'ye gelişinin önündeki engel kalkacak. Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Slaven Bilic'in Sarı Lacivertli takımda çalışmayı çok istediği ve bunun için fedakarlık yapmaya hazır olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'de yeni Malatya karşısında kara gümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı. Pelkas, Valencia ve Nazım kulübeye çekildi. 11'de bu 3 futbolcunun yerine Uzay Samuel, Miguel Crespo ve Serdar Dursun'a görev verildi. Ve yine Serdar Dursun'un 2 golü vardan döndü diye takvim gazetesi de yazmış. Dün akşamki maçın ardından öne çıkan başlıkları gazete sayfalarından başlıkları okuduk. Şimdi Fenerbahçe 2-0 kazandı Uğur Bey. Hakikaten e, analizi de izlemesi de zor bir müsabaka olduğunu söylememiz lazım. Çünkü organizasyon anlamında Fenerbahçe istekli başlasa da Malatya o kadar dağınık bir görüntü çizdi ki sanıyorum bir süre sonra Fenerbahçeli futbolcular da buna ayak uydurdu ve oyun garip bir hal aldı bir noktadan sonra. Özellikle orta sahaların çabuk düştüğü ve her iki takımın da rakip kaleye doğrudan gitmeye başladıkları. Fenerbahçe istekli, arzulu, arayan, farkı Golü buldu farkı da daha fazla açabileceği pozisyonlara da girdi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Malatya açısından bakacak olursak eğer hakikaten sezonun en nasıl diyeyim kötü performans gösterilen maçlarından biriydi herhalde. Evet böyle de diyebiliriz. Ama Fenerbahçe böyle maçlar yaşar. Yani Fenerbahçe bu kadrosunun alameti farikası ne? Toplu oyunda ee, çok kaliteli çok yaratıcı, çok umut vaat ediyor. Topsuz oyunda sıkıntılı. Zaten bu kadronun Malatya karşısında yaşadığı sıkıntılar sürpriz değil. Bundan sonraki maçlarda yaşayacaktır. Mesele bunları yok edemezsin bu kadroyla. Bunları tolere etme yolunu bulabilmek. Yani Fenerbahçe bu kadroyla bu oyun anlayışıyla oynamaya devam etmeli bence. Ama bu bu kadroyla ve bu oyun anlayışıyla oynamaya devam ederse Fenerbahçe pozisyon verir. Bu tarz pozisyon verir. Orta sahaya rahat geçirir. Mesele bunların sayısını azaltmaya çalışmak. Ve bunları filtrelemek. Daha düşük kaliteli pozisyon vermeye çalışmak. Çünkü pozisyon verir bu takım. Bu takım pozisyon vermesin diye hayal kurmak doğru bir hayal değil. O zaman başka bir takımla oynayacaksın. O zaman Pereira'nın takımıyla oynayacaksın. Diğer taraftan da girdiğim pozisyonları gole çevireceksin. Yani bir şekilde bitireceksin. Yediğinden fazlasını atacaksın. Evet. Bu takım 1-0 kazanmak üzerine kurulu bir takım değil. Bu takım 3-2 kazanmak üzerine kurulu bir takım. 3-2, 4-2, 5-2. Evet. 1-0 kazanma üzerine Şimdi Paris Saint Germain tek direktör diyelim ki. Messi var, Neymar var, Suarez var, Angel Di Maria var, Draxler var, Beynaldum var, Yıldızlar Topluluğu. İki tip tek direktör var elinde. Biri Pereira'nın iyisi, Pereira'nın üst sınıfı, biri Emre Belözoğlu'nun üst sınıfı. Hangisiyle gidersin, hangisiyle ola çıkarsın? Sanırım Emre Belözoğlu'nun üst sınıfı. Şimdi da... Pereira'nın üst sınıfı da muhakkak kaliteli, değerli mutlaka, bir hocadır mutlaka. ama o kadronun kocası o değil. Çünkü o hoca o kadroya çalışmaya kalkarsa onlardan bazılarını yedek oturtmak zorunda kalacak bazıları mutsuz olacak. Daha fazla asker sahaya sürecek. Daha az yıldız istihdam edecek. Bir süre sonra soyunma odasında fısıltılar hatta gürültüler başlayacak. Ve o yıldız oyuncularla bu sefer geçinemediğine dair makaleler yazılacak Fransız medyasında. Ve sonunda Paris Saint-Germain yönetimi bir karar almak zorunda kalacak. Hoca mı, kadro mu diye büyük bir ihtimalle kadroyu tercih edecek. O yüzden Paris Saint-Germain'in tercih etmesi gereken yönetici türü, tercih etmesi gereken menajer türü Emre Belözoğlu'nun üst sınıfı olan, iyisi olan. Yani geçmişte örnekler vermek gerekirse Real Madrid'in galaktik takımını yöneten Vicente Del Bosque gibi. İspanya'nın 2008 takımını yöneten Aragones gibi. Almanya'nın yıldızlarını yönetmeye başlayan, tekrar onları kadroya monte etmeye başaran Hansi Flick gibi. Yani yıldızlarla uyumlu, yıldızları bir uyum bir harmoni içerisinde sahaya çıkarabilecek. Evet gol atacak, gol de yiyecek gol yemekten korkmayacak. Daha fazla atmayacak. Dolayısıyla dünkü maçın hikayesi sadece Malatya dağınıktı. Orta sahaya rahat geçirdi. Fenerbahçe'de Malatya uydu diye açıklayamam. Ki genelde medya öyle görmüş bugün. Ama bana sorarsan Fenerbahçe buna hazır olsun. Böyle önüme devam ederse ki bence böyle önüme devam etmedi. Yanlış değil. Pozisyon verecek. Dün e, teknik taktik olarak konuşulabilecek az sayıdaki şeyden biri Fenerbahçe'nin dizilişiydi bence. Orta sahayı üçledi bu kez. Geçen hafta orta sahayı sadece ikili kurmuştu. E, Sosa Mert'le. Bu kez Sosa Mert Crespo yaptı. Zeki Murat Göle. 4-3-2-1 gibi oynadılar. Önünde Mesut İrfan. Onun önünde de Santifor Serdar. Klasik bir kanat yok. Zaten Fenerbahçe'nin oyununda klasik bir kanada çok fazla yer yok. Çünkü çok fazla kaliteli orta sahnesi evet. var ve ona uygun bir şey kurmaya çalışıyorsun. 4-3-2-1. Ejdemiler buna şey diyorlar. Noel ağacı diyorlar. Dikkat edersen 4 3 2 1 böyle gittiği için. Yani Doğru. İki skenar bir üçgen yaratıyor. 4 3 2 1 dizilişi. Onlar da onu şunu Noel ağacına benziyor. Noel Noel ağacı dizilişi diyorlar. Dün Fenerbahçe Noel ağacı dizilişi oynadı. Noel ağacı dizilişi niye tercih edilir? Tarihte kim Noel ağacı dizilişi oynatmıştır ve niye tercih etmiştir? Tam da bu yüzden. Fenerbahçe'nin elindeki malzemeye benzer malzemeye sahip olduğu için. Çok fazla kaliteli orta saha oyuncusu, merkez oyuncu, Az kanat oyuncusu ya da sıfır kanat oyuncusu iyi olduğu için. Ancelotti, Milan'la e, bir formül arıyordu, bir diziliş arıyordu. Niye? Elinde Kaka vardı, elinde Pirlo vardı, elinde Zedov vardı, Ambrosini vardı. Hatta önlü bölümlerde Gattuso vardı. Hepsi çok iyi merkez oyuncular. Tarihe geçmiş. Efsanevi statüye ulaşmış merkez oyuncular. Bunları bir arada oynatabilmek için, bu çam ağacı, Noel ağacı dizilişini yaptı. O, o Milan 4-3-2-1 ile şampiyonlar şampiyon oldu. Şampiyonlar final oynadı ve şampiyon oldu. Ancelotti ile anılır bu Noel ağacı dizilişi. Dün de Zeki Murat Gölü onu yaptı. Nispeten de kısmen de e, başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama e, bu takımın şu kısa arada, kısa bir ara var. Türkiye Kupası oynayacaklar. Bu kısa arada ha şu an ekrana da geldi. Bak tam bir Noel, Noel ağacı dizilişi değil mi? Tam bir çam ağacı dizilişi. Bu takımın bu kısa arada video analiz yapması, çalışması gereken şey şu. Topu kaybettiklerinde nasıl davranacaklar? Çünkü topa sahip olduklarında davranışlarıyla ilgili ufak tefek rötuşlar lazım ama iyiler. Topa sahip olduklarında iyiler. Topu kaybettiklerinde çabuk geri kazanmaları lazım. Hemen orada kalabalık olmaları lazım. Çabuk geri kazanamazlarsa fauller yapacaklar. Onu da yapamazlarsa ne yapacaklar? Bunu konuşmaları, bunu çalışmaları lazım. Tabii bunun için de bir tek direktör lazım. Yani çok uzun sürede böyle antrenör modeliyle gidemez. Uğur Bey, Beşiktaş'ta birazdan konuşacağız. Bu akşam karşılaşması var. Örnek olarak sadece şunu söyleyeceğim. Serdar Saatçi. Bir maç forma alıyor, iki maç almıyor. Bir maç forma burada konuştuk sizin Ya neden? Neden acaba? Hani bizim görmediğimiz teknik direktörün gözlemlediği, teknik ekibin gözlemlediği bir durumu var herhalde. İrfancan dün akşam 58'de çıktı. Pelkast'a yer değiştirdi. Ee, bir sarı kartı var mıydı? İrfancanın yok. Ee, o İrfan oyundan alıyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Yine aynı Serdar Saatçı'yı anlamadım. Yani niye İrfancan oyundan çıkıyor? İrfancan Can sahadayken başka bir oyuncu değişikliği ya da formül olamaz mı? Diye Öyle. merak ediyorum. Siz dün ne diyorsunuz? bir durum oldu bence. Fenerbahçe'nin oyunu düşmüştü o dakikalarda doğru. İlk yanın sonu ve ikinci yanın başında ama... Sadece oyunla ilgili değil de o değiştik galiba. Tribünlerin belli bir bölümünden İrfan ve Mert'e protesto başlamıştı. İrfan ve Mert'in ayağına gelince ıslıklar başlamıştı. Bunun gerekçesi şuymuş. Oynadıkları top değil zaten Mert çok iyi oynadı. Harika bir asist yaptı. Bir asisti offside sebebiyle güme gitti Doğru. değil mi Serdar'ın golü? Hatta Serdar'ın diğer iptal edilen golünde de yine Mert var içinde. Güzel bir vuruşla bitirmişti. Mert serdere. ortalıyor Sosa kafa vuruyor falan. Yine Mert var. Yani iki asist bir de asist öncesi asisti olacaktı ofsaytlar olmasaydı. Kötü oyun değildi Mert ve İrfan'a yapılan protesto sebebi. Tribünler Vito Pereira'nın gönderilişini takım içindeki çeteleşmiş bir gruba bağlıyorlarmış. Tribünün belli bir grubu. Bununla ilgili bir şey varmış. Tevatür varmış. Mert, İrfan, Mesut gibi oyuncuların başı çektiği bir grup. Yerli grup. Vito Pereira istememiş. O yüzden Vito Pereira gönderilmiş. Tribün, evet, tribünlerin protestosu bu yüzdenmiş. Ama bana sorarsan, manasız bir protesto. E, Gayet tamam. de oyuncular iyi mücadele ediyorlar ve Pereira'nın da zaten gönderilmesi yanlış karar değil. Yani bunun maksatlı olduğu belli. Varsayalım ki bu sebepten Hoca 58'de aldı. E, Mert Hakan'ın sonuna kadar oynattı o da protesto ediyor. Evet dedi. Mert de şöyle bir akıllılık yaptı. Ayağında top tutmadı. İrfan ayağında top tutuyor. İrfan ayağında top tutunca o ıslıklar yükseliyor bir anda. Mert ayağında top tutmadı o dakikalardan sonra. Çünkü fark etti hesapı Hep tek top. Aldığını hemen verdi filan. Islıklar yükselemeden, organize olamadan Mert sahanın içine kalmayı başardı. Biraz da tabii Pelkasa'da dakika vermek istiyor Zeki Murat Göl'e. Kolayına da geldi, işine de geldi biraz İrfan Pelkasa'da işte anlam kadar. Anladım. Ki Pelkasa'da etkili oldu girdikten sonra. Çok istekli, çok arzuluydu. Bir tane asist yapabilirdi, çok iyi pas verdi. E, gole dönüşmedi Mert Hakan'ın şutu. Bir tane de gol attı. Pelkas etkiliydi. İlk yarıdaki dağınık görüntünün ikinci yarıda Malatya Spor biraz daha e, nasıl diyelim ciddi demek istemedim de biraz daha derli toplu bir görüntü ortaya koymaya çalıştı. ikinci yarının başında bunu bir iki pozisyona da tahvil etmeyi başardı. Ancak Fenerbahçe ondan sonra oyunun kontrolünü yeniden ele aldı Değişik ve üst üste pozisyonlar yakaladı. Ve zaten ondan sonra da 73'te golü de buldu. Öyle çok fazla pozisyona, çok fazla gol pozisyonuna aslında Fenerbahçe buldu da şöyle söyleyelim ee, hani aman işte kaleci şöyle yattı kurtardı işte şöyle uçtu kurtardı falan değil. Evet topun hakimiyeti Fenerbahçe'deydi. Oyun hakimiyeti Fenerbahçe'deydi ama çok ciddi pozisyona çeviremediğini söylememiz lazım. 2-0 kazandı Fenerbahçe. Onu da şöyle açıklayabiliriz bence. Maçın başında orta üçlüde Mert Saiç, Crespo sol içti. Sosa 6 numara Mert Saiç, Crespo sol içti. Mert İrfan çok yakın oynadılar bir 20-25 dakika. Çok da paslaştılar. Ama Fenerbahçe sadece sağdan hücum etti Mert İrfan'lı kanattan. Diğer taraftan neredeyse hiç hücum edemedi. Sonra hoca Crespo ile Mert'in yerini değiştirdi. Mert sol içe geçti. Soldan sağdan biraz daha dengeli hücum etmeye başladılar. Öncelikle birinci sebep bu Mert İrfan tarafının işlemesi, diğer tarafın işlememesiydi. Fakat bence esas büyük sebep Serdar Dursun. Serdar Dursun iyi bir santrifor. İyi bir santrifor. Serdar Dursun farklı özellikleri olan, milli takıma da katkı yapan, yapmaya devam edecek bir santrör. Ama Fenerbahçe'nin oyunda topun çok havaya kalkmasına neden oluyor Serdar'ın varlığı. Seri pas yapıyorlar. Dikkat et ikinci bölgeye böyle acayip güzel paslarla 5-6 pas örerek geliyorlar. Doğru. Sonra üç, üçüncü bölgeye topu kaldırıyorlar. Niye içeride? Serdar var. Serdar çünkü o pas tarafına yakınlaşıp, katılıp, ver kaç, cezalanını araya koşu. Dan ziyade ne yapıyor? Sen paslaşırken altı pasa doğru koşuyor ve kenar ortası bekliyor. Serdar öyle öneme alışmış biraz ya da bilmiyorum içeride öyle mi konuşuyorlar. Avance'a gelince bak hücum tipi değişti. 56. dakikada özellikle benim dikkatimi çekti. Ee, çok güzel bir hücum yaptı Fenerbahçe. Golle sonuçlanmadı bu Serdar'ın ceza yayından vurduğu şey var ya ki orada da sanki bir faul olmuş gibi. Öndüre, Onu da e, konuşuruz. Koşu yaptı. Çok iyi o. o öndüre değil ceza sahası yayında sağdan geldi bak. O kadar güzel bir e, şey yaptı ki Fenerbahçe e, Malatya hücum ediyordu. <laughs> Hatırlayın oradan sağdan çıkardı. Kendi ceza sahasını sağdan çıkardı. E, ee, sağa aktardı. İrfan'ın nefis bir pası. Orada Mesut indirdi. Ay arkaya doğru. Arkasındaydı. Serdar arkasında kalmıştı. Bomboş pozisyon. Sadık hani kafayla çıktı vurdu ya. O pozisyonda Mesut indirdi güzel bir pasla Serdar'a. Serdar da ha bu işte. Bu pozisyon çok güzel çıktı burada Fenerbahçe. Aa. Pasla aynen söylediğiniz gibi örnek olması açısından hani golle bitmedi ama özellikle onu kalem kalem isim isim yazdım. Yapıyorlar zaman zaman. Dantel gibi işleyerek geldiği Tabi tabii yetenekli ayaklarla onu da söyleyelim. Her seferinde böyle bitmiyor. İşte sebebi de Serdar boyun Serdar tipi santrfor değil de Valencia tipi santrfor. Her tipi. zaman böyle bitmiyor dediğiniz gibi. Doğru. Her zaman böyle bitmiyor. Şimdi Valencia'nın sağlık durumu ne bilmiyorum. İkinci yarıda Fenerbahçe'ye ne kadar hizmet edebilecek bakacak bakmalılar bence. Ölçüm yapmalılar. Yani Valencia'nın durumu ne? Valencia yar ikinci yarıda geçen sezonun ikinci yarısında olduğu gibi sürekli oynayacaksa tamam. Santrfor takviyesi yapmana gerek yok. Ama Valencia'nın durumu netameli ise Fenerbahçe devre arasında belki Santifor takviyesi düşünebilir. Çünkü bu oyun Serdar tipi Santifor değil Valencia tipi Santifor istiyor. Ayağı oynayabilecek, pas trafiğine katılabilecek, alacak verecek, stoperleri sırtında tutup arkadan gelenlere koşu, vuruş, pozisyon fırsat tanıyacak. Valencia o işleri iyi yapıyor. Daha driplingi olan diyorsunuz. Driplingi ee... de olacak, pas trafiğine katılacak. Yani kafa yükseltmemen lazım. Valencia hiç topu yükseltmezsin. Ama Serdar'ı yükseltiyorsun. 56. dakikadaki pozisyonu özellikle o yüzden örnek aldım ve de yazdım. Az önce de konuştuk. Aslında Serdar'la o da yapılabilir. Bazen. Diye göstermek Ama için. Ama yani, genelde yükseltiyorlar. Ener Valencia her şeyi yapıyor. Evet. Yani ilk haftaları hatırlayın. Fenerbahçe'de gol üreten, hatta tek başına hep öyle söylüyorduk. Gol üreten, aksiyon yapan, isteyen, zorlayan bir tek şey vardı diye. Ener Valencia taşıdı uzun haftalar boyunca Fenerbahçe'nin skor e, yükünü. Valencia her şeyi yapıyor. Driplingi var, pası var, şutu var. E, Abu Bakır'ın hani çok konuşuruz, <laughs> meşhur o top saklıyor, oyun kurulmasına her yerde şey yapıyor. Evet e, Katkı sağlıyor. Dolayısıyla sadece Santrafor değil çok daha fazlası e, Ener Valencia. O yüzden o ikisinin farkını ama Serdar'la da bu oyunun oynanabileceğini düşünüyorum. Uğur Bey. Hayır. multi yani yeni nesil Ener tabirle. Ener Valencia Aynen. multi -tasking. Çok çok farklı deneyimi bir arada yaşatabilen santrfor tipi. Serdar multitasking King santrfor tipi değil. Serdar'ın iddia etmedim ya. bazı özellikleri çok iyi. Bazı özellikleri aşağıda. Valencia'nın hemen hemen bütün özellikleri aynı seviyede. Onun üzerinden 7'lik 8'lik. Ve Valencia tipi santrfor tabii kolay bulunmuyor. Kolay yetişmiyor. Elbet. öyle marketten de elma alır gibi alamıyorsun ama Fenerbahçe'nin bu oyunda Valencia tipi santrforu istiyor. İstatistikî olarak Fenerbahçe ilk yarıda e, 9'da 4 şut yaparken ikinci yarıda 17'de 8'e çıkardı bunu. Malatya 4'te 1 yaparken 4'te 1 isabet bulurken ikinci yarıda 8'de yani maç sonu itibariyle 8'de 1 ile tamamladı. Fenerbahçe ilk yarıda %63'e 37 topa sahip olurken ikinci yarıda 66'ya çıkardı bunu. belki de en çarpıcı farklardan bir tanesi rakip ceza sahasında topla buluşma. İlk yarıda Fenerbahçe 13'tü 21'e çıkardı. Malatya ise 10'du. Maç sonu itibariyle de 13'e çıktı. Bu da Malatya'nın oyununu biraz daha anlatıyor bu istatistikte. Çok parlak değil belki istatistikler. Çok sürekli olan, devamlı olan bir oyun değildi. Kopuk kopuk oynandı. Pelkas Bireysel... sonra bir hareketlik oldu. Orada Fenerbahçe biraz daha oyuna dahil oldu ve golü de buldu zaten. Fenerbahçe'nin devre arasında belki düşünmesi gereken bir konu da ön libero konusu. Çünkü bu top kayıplarında orada örümcek gibi doğru yerde olacak, toplayacak tipte bir oyuncuya ihtiyaç var. Crespo'ya saygı duyuyorum. Ama mesela Crespo'nun sezgileri genç bir Gustavo değil. değil Bugünkü Gustavo'yu ödemiyorum Mesela Galatasaray'daki bir dönem oynayan Fernando değil. Ee, Josef değil. Sezgileri anlamında. Geçen sezonki Atiba değil. Fenerbahçe o tarz bir adam lazım. Sezgileri güçlü. Topun kaybedildiği yerde, o bölgede olmayı başarabilen çoğunlukla da topu geri tabii ki tek kişiyle olmaz bu iş ama öyle de bir ön libero lazım Fenerbahçe. Şimdi Crespo evet çok yürekli, çok çalışkan çıkarken de tarafta alkışladı filan. Taraftar da herhalde Pereira tipi futbolu seviyor anladığım kadarıyla. Yani Yok, demek zannetme. ki 11 tane Crespo oynamak <laughs> istiyorlar ama 11 tane Crespo oynarsan maçlar 0-0 sıfır sıfır biter. Öyle olduğunu zannetmem. Crespo gerçi son birkaç maçta biraz daha önde oynuyor. Biraz daha hücuma, biraz daha box to box demek lazım ona. Oynuyor. Evet 8 numara oynadı. Ee, dolayısıyla biraz daha savunmadan ziyade. Kaç gol atar sezonda? Onu bilemiyorum. 2. 2 tane atarsa 3 tane daha asit yapar. Öp, öp başına koy. Yani Ondan sonra dersin ki Crespo kapasitesinin üstüne çıktı tamam da. Crespo kapasitesinin üstüne çıktı bravo Crespo'ya. Ama kapasitesi daha yüksek olan oyuncu gerekir büyük takımlara. Pekala şöyle bir tekrar bakalım atladığımız bir şey var mı pozisyon pozisyon olarak da e, bakacağız o zaman geçelim mi? Geçelim. E, oyun şey top kaç dakika kaldı bu karşılaşmada oyunda? Sevgili Tolga var mı onun bilgisi tamam. Şimdi bu arada biz birinci pozisyonumuza geçelim. Pozisyon bir. Ben de adımı bulayım şuradan. Tartışmalar mı bunlar? Evet. Tamam. Bu hem tartışmalar hem de şey. Hani dedik ya Serdar'ın offside'a takılan tamam. golü. İlk Mert Hakan burada ilk oynadığında değil de şurada değil de Sosa aşırttığında. Bu monitör takıldı arkadaşlar ben göremiyorum. Heh. Offside oluyor burada. Evet. İkinci dokunuşta yani. Burada zaten hani talihsizlik elbette. İkinci gol de güzel goldü. Serdar'ın sayılmayan ikinci golü. Aynen öyle evet. Pozisyon 11. Sevgili dostlar ona da geçelim. Dakika 53. Bu kez soldan. Mesut Mert Hakan'ı gördü. İlk burada Mert Hakan'a gelindiği yıkan. Mert offside'da bu kez. Mert offside'da. Topun ilk atıldığı anda. Serdar değil de. Ya bu tarz örerek geliyor Fenerbahçe. Pasla geliyor. Sonra Serdar içeride olduğu için. Serdar'a kaldırma yoluna gidiyor. Serdar da bu işleri iyi yapan bir oyuncu ama yani tek tek planın, ana planın bu olmamalı. Yani ceza alanına Fenerbahçe'nin tek giriş yeri, tek giriş yolu yüksek top olmamalı. Geçtiğimiz haftaki e, kara gümrük maçını anımsatıyor ister istemez bu. Birinci bölümünde Valencia yüzde yüzde olmadığı için, Valencia sakatlıktan yüzde yüz eski Valencia gibi dönmediği için Birinci bölümde muvaffak olamadılar. Serdar girdiğinde de gene topu yukarı kaldırmaya devam ettiler. Yani bir türlü yerden ceza alanına girmeyi başaramadı Fenerbahçe. Malum bir pozisyonumuz daha var ama onu sonraya bırakalım. O e, tartışmalı bir pozisyon. Malum devre arası oldu. E, geleneksel olarak en çok transferi konuştuğumuz dönemlerden bir tanesi olacak. Ancak Fenerbahçe'nin herhalde bu dönem konuşulacak tek transferi teknik direktör değil mi? Oyuncu bazında. Düşünür müsünüz? Önce teknik tek direktörden başlayayım. Yani? Buyurun. Şimdi Fenerbahçe veya bizim büyük takımların tek direktör seçimi konusunda yaptığı çok büyük bir hata. Niye tek direktör maaşında belli kategorilere çıkmak istemiyorlar ama oyuncu maaşına çıkıyor o kategorilere. Yani Fenerbahçe son 20 yılda 5 milyon euro maaş verdi oyuncu oldu Robin van Persie yanılmıyorsam 5 milyon euro verdi. 4 milyon euro bandında verdi oyuncular oldu. Bugün Mesut sanırım 3.5 milyon euro aldı yıllık maaş. Belki daha fazla da olabilir. Yani üç buçuk, dört, dört buçuk bandında futbolculara verdi bazı yıldız futbolculara. Ben diyorum ki bu maaşlar neden tek direktör aranırken mesela bu maaş seviyesine gelmez. Halbuki bir futbolcunun yaptığı etkiden çok daha fazla etki tek direktörün yaptığı e, Çok etki. basit bunun cevabı. Hocayı gönderebilirsin, futbolcuyu gönderemezsin. Ama hoca da işte senin kaderinde Hakkısınız. çok daha etkili. Haklısınız, ona bir itirazım yok. Bu takımın da istediği tek direktör, bu takımın da ihtiyacı olan tek direktör, daha yüksek maaşlı tek direktör. Çünkü bu takım e, Ancelotti Real Madrid'e gitmişti. Real Madrid'de o zaman Benzema, Bale, Ronaldo uçuyorlar. Gareth Bale yeni gelmiş. O da sezonda 20 gol falan atıyor. BBC diye isim takılmış onlara falan. <laughs> Barcelona'da Messi, Neymar, Suarez. Real Madrid'de Bale, Benzema, Ronaldo Orada Ama takımda Di Maria da var. Di Maria'da da uçuyor o zaman. O da sezonda 20 gol, 20 asit Ne yaptı Ancelotti biliyor musun? Di Maria'yı orta üçlüye monte etti. Dimari'yi orta saha yaptı. İleri üçlüyü bozmadı. Dimara'yı orta üçlüye monte etti ve o takımı şampiyon yaptı. Dimara'yı orta saha yaparak. Bunu ancak Ancelotti yapabilirdi. Çünkü Ancelotti'nin kariyeri CV'si e, o oyuncular kadar iyiydi. O oyuncunun saygı duyacağı seviyedeydi Ancelotti. Cebinde lig şampiyonlukları, şampiyonlar şampiyonlukları vardı. Çok büyük futbolcu kariyeri vardı. Dolayısıyla Beyle, Benzema'ya, Dimaria'ya, Ronaldo'ya ne yapması gerektiğini söyleyebiliyordu. Şimdi bu Fenerbahçe Galaktik oyuncuları olan bir takım. Mert'i var, Mesut'u var, İrfan'ı var, Pelka'sı var, Valencia'sı var. Serdar Dursun'u var, Varoğlu var, Sosas'ı var. Büyük kariyerleri olan, büyük maaşı alan oyuncular. Bunların başına zaten Vitor Pereira'yı getirmek hata ait. Otomatik olarak zaten Vitor Pereira'ya saygı duymuyorlar. Ve şimdi tek tek seçim için okuyorum gazetelerde isimleri, inanamıyorum. Ya siz gerçekten emin misiniz bu isimler? İsimleri anmak istemiyorum bir saygısız yapmamak için. Emin misiniz yani soyunma odasında bu isimlerin Mesut Özil'i, Mert'i, İrfan'ı, Serdar'ı, Valencia'yı, Sosa'yı filan yönetebileceğine. Kimi Salah'ı filan. O yüzden Fenerbahçe'nin tek direktör seçiminde çok daha özenli, çok daha dikkatli olması. En az onlar kadar iyi CV'si olan, onlar kadar iyi arabalara binen, onlar kadar iyi giyinen, onlar kadar saygınlığı olan bir tek direktöre gitmeler lazım. Yani bu iş o kadar kolay değil insan yönetimi. Özetle oyunculara saygı duyabileceği. Kendilerine bir şekilde örnek alabileceği tecrübesine, bilgi Şirkete CEO alırken bu kriterlere bakıyorsunuz değil mi? Çalışanlarına saygı duymayacağı bir CEO almıyorsunuz şirketlerinize. Bu da onun gibi yani. Ve şirkete aldığınız en önemli pozisyon bu. Tek Tiktiktur konusu böyle. Adı geçenlerden bence bu tarife uygun olan bir var. Bu tarife uygun. Ziko'nda da zaman zaman geçiyor. Ziko da olabilir. Çünkü dünya tarihinin gelmiş şey en iyi futbolcularından biri olduğu için Ziko da olabilir ve daha önce zaten bunu baş, başarmış bir tek tek işte Alex'li işte David'li Anelka gitmiş miydi onun birinci sezonunda Roberto Carlos takımı filan Zico gayet güzel sek ve idare etmişti. Oyuncu bazlı sorunuza gelince, oyun takviyesi bazlı sorunuza gelince 3 işte pozisyonda bir düşündürüyor. Bir tanesi back pozisyonu yani orada Nazım, Novak, Samuel oynadı 2 haftadır ama Ferdi'nin de sonuçta sakatlığı var. Aslında Ferdi olsaydı Ferdi otomatik oynayacaktı. bek pozisyonunu düşünürler bilmiyorum. Acaba oraya bek takviyesi yapmak isterler mi? Çünkü bu oyun Nazım'ı kaldırmıyor. Geçen hafta bir 1 hatasıyla zaten kazanamadılar. Samuel Novak, Ferdi opsiyonları kalıyor geriye. Bir oraya düşünürler mi bilmiyorum. %100 yüz takviye gerektiren bir yer değil. Ama bir fırsat transferi olursa düşünebilirsin. İkinci pozisyon ön libero pozisyonu. Gustavo eski Gustavo olmadığı için. Eski Gustavo olsa genç Gustavo sordu orada veya Fenerbahçe ilk geldiği gün Gustavo olsa bu takıma monte edersin. Ön tarafın arkasını süpürür. Ama bugünkü Gustavo olmuyor. Bence Zaytis ve Crespo da o role uygun değil. Uzun soluklu proje bir isimden bahsediyorsunuz siz. Yine üzerinde ciddi şekilde düşünülmesi, ölçülüp biçilmesi gereken bir pozisyon ve mevki. Evet. Yeni bir Gustavo olmalı. Yeni Gustavo'yu bulmalısın yani. Galatasaray'ın bulduğu Fernando'yu bulmalısın. Yani alalım elimizde bulunsun tarzı değil. Değil. Kadro derinliği için alınacak bir oyuncu değil. Dolayısıyla direkt anla oynayacak. Anladığım şu. Öncelik ve de en büyük öncelik ve de en önemlisi teknik direktör tercihi. Şüphesiz. Tek direktörü acil burası bağırıyor Fenerbahçe'de şu mevkiye takviye yapılması gerekiyor diye bağırıyor diyen bir yer yok. Yok ama eğer imkanın varsa dediğim gibi 3 pozisyon. Santrfor o da Valencia'nın sağlık durumuna göre Valencia tipinde olmalı. Önlibero bu orta sahanın arkasını süpürebilecek kalibreli direkt 11'e koyabileceğin türden o. ve belki de bek ama bunlar dediğim gibi ihtiyaç olursa, fırsat olursa, imkan olursa eee Fernando e, öyle bir şey verdi ki örnek verdiniz ki Fernando diye. Galatasaray hala dolduramadı mesela Tabii, o boşluğu. kolay değil de Yani çok çok ekstra bir oyuncuydu. Oyun kolay görüşüyle, değil. okuyuşuyla, sezgisini becerisiyle. diyelim o zaman ya da Joseph, Joseph de, de Şu an Joseph'in yaptı. Ha bir tane pozisyonumuz kaldı demiştik. 83. dakika yani pozisyon 17 burada. Ee, Pelkas'ın Steve bir e, müdahalesi oluyor. Tehlikeli bir müdahale. Şurada bakın. Ee, ayak baş seviyesine kalkıyor. Şeyde zaten hemen özür diledi. Burada sarı kart verdi ki dün akşam trio programında da e, sarı kartın büyük oranda doğru olduğu ancak ancak hani buçuktan 9 olabileceği de yani sarı buçuktan kırmızı olabileceği de konuşuldu. Eğer ki kafasına gelmiş olsaydı zaten kaçınılmaz bir şekilde. Şimdi hocam bu e, hareketlerde öncelikle pergelin sabit ayağını şuraya koyalım. Ayağını bu seviyeye kaldırıyorsan Evet. ayağını bu seviyeye kaldıran oyuncu çevre kontrolü yapmak zorunda. Yani ayağını bu seviyeye kaldıran oyuncu sorumluluğunu almak zorunda. Bunu unutma bak Doğru. Lansın. Ben ayağımı kaldırdım ama topa vurdum deme şansın yok. Bu seni kurtarmaz ayağını bu seviyeye kaldırıyorsan futbol bu seviyede ayakla oynanmıyor. Evet. Bu seviyeye ayağını kaldırıyorsan çevre kontrolünü de yapmış olman lazım. Öyle bir sorumluluğun var. Dikkatsiz hareket bu. Ve bu dikkatsizliğin bedelini de ödeyebilirsin. Pelkas burada evet, sarı buçuk bir pozisyonda. Sarıyla kurtardı. Onu toplu oynamış olması. iyi vücut dili. Ve kolu, aya, tabanın kola gelmesi. Yani. Belki rakibinin abartmaması. Birçok şey burada onu kurtardı. Allah korusun. Evet, çok ama ciddi olabilirdi buçuk. yani. Başka bir hakem. Başka bir durumda. Kırmızı kullansa da Video hakem davet etmezdi. Kırmızıya saygı duyardı. Öyle değil. Var mı Uğur Bey? E, fenerbahçe Özür Kablo yeni Malatya maçından yansıyan eklemek istediğiniz bir şey. İlk yarıyı Fenerbahçe galibiyetle Yok, tamamlamış ederim. oldu. E, hafta sonu oynanan diğer maçlarda da pozisyonlar var. Mesela e, Aytemiz alan Yespor-Fatih Karagümrük. Vabakars-Fatih Karagümrük maçında. Çok ilginç. Yine çekişmeli. E, hafta sonu güzel maçlar oynandı. Çekişmeli karşılaşmalar oynandı. Ancak iki tane pozisyon var ki bu maçtan. E, Ayetemiz Alanya Spor Karagümrük e, maçında. Ben özellikle almak istedim. Bir tanesi pozisyon 2 sevgili reji. Yani dakika 15. Burada Peşiç bir penaltı bekliyor Mevliya ile mücadelesinde. Hakem devam kararı verdi. Şimdi bakın burada şöyle sorayım size penaltı ceza sahasında bu normal bir mücadele midir? Penaltıyı unutun da Hocam normal bu, bir mücadele. Hocam bu taç touchdown bu. <laughs> çünkü herhalde futbol izlemiyoruz şu anda, değil mi? Güreş de olabilir. Kündeden aşırdı diyelim o zaman. Ya, ya touchdown ya, ben Amerikan futbolu gibi geldi. Touchdown herhalde bu. Yani futbol izliyorsak çünkü bunun yorumu farklı olması lazımdı. Ya bunu ikili mücadele olarak herhalde hani kollar birbirine sarıldı ve gözünün önünde ben de bu maçı canlı izliyordum. Diye düşündü acaba. Canlı izliyordum bu maçı ve gördüğümde gerçekten ben de gözlerimi inanamadım. Burada olanları izleyince bir anda şeyi kontrol ettim yani kanalı kontrol ettim gerçekten. Peki penaltı. Bin mıyız diye. <laughs> Bak hakem ne kadar yakın. Penaltı kararı çıksaydı kart sarı mı olurdu kırmızı mı olurdu bariz gol şansı. Ona pilottan bakalım. Bir defa burada bir hakemin önü çok açıktı. Penaltı kararı vermeydi. İki Video hakemle kesin diyalog gerekirdi. Video hakemin uyarısı gerekirdi. Yani net kanıt olan bir konu. Yani sanki bariz gol şansı gibi geliyor bana. Altı pasın sağ köşesinde. Dönerse evet. Yani önü açık. Pekala bariz gol şansı. Şimdi orada oyuncunun toplu oynama şansı var mı ona bakılırdı. Oyuncu toplu oynamaya çalışırken mi rakibine müdahaleyi yapmış. Ya oyuncu topu da bırakmış. Top gidiyor zaten. Top gidiyor ve kendi aralarında böyle garip bir İkili mücadele devam ediyor ama futbolla ilgili bir ikili mücadele değil bu. Başka <laughs> bir spor bu. Ne düşünüldü onu merak ettim ben. Neyse, ee, burada net penaltı ve yani kırmızı kart. Evet. Çünkü evet. top gitmiş. Oyuncunun topla oynama şansı yok Mevliyan. Kalecisi çıksın Çünkü diye. Topla oynama şansı olsa, topla o oynama niyeti bekliyorum. olsa o zaman sarıyla değerlendiriyorsun Topla oynama niyeti ya. olsa top ayaktan çıktığı da belki orada da şurada bak dokunma şansı var ama topla değil rakiple oynuyor evet. zaten. Gitti top gerçekten bu haftanın en enteresan pozisyonlarından biri, en garip pozisyonlarından biri. Daha garibini göstereceğim şimdi. Yine ya aynı mi? ikili. Taş Yine aynı ikili. Bu sefer taş dam. Peki. Daki, e, pozisyon, e, pozisyon numarası yok dostlar. Dakika 41. Bakın şimdi. Çek hop. Yine mevliya, yine Peşiç. Mevliya Peşiç. Şimdi tekrarı gelecek. Bu da burada da devam. Şimdi bakın. Yani evet. e, kolundan tutup düşürüyor net bir şekilde ve hani Allah korusun. Bir şeyler yapıyor oradayken. Yani bir daha hareketler ciddi bir sakatlanma da olabilirdi yani. Bak bir hareketler yapıyor, bir şeyler anlatıyor. Sen diyor sen de onu arkadan çektin diyor galiba. Bir şeyler anlatıyor falan. Mevliya da şey diyor bir şey yapmadım ki diyor bak. Bak ayağa kalkınca şimdi. O da şaşırdı orada. Orada bir şey diyor herhalde. Kanalı değiştir, diziyi aç diyor. Yani <laughs> burada burada iyi bir şey izleyemeyeceksin çünkü ben yönetiyorum bu maçı diyor. Değiştir bu, kanalı bu bir an önce vazgeç. İlkinden daha garip. Bu değil Muhammed değil mi? Salah Sergio Ramos pozisyona benziyor. Şampiyonlar finali Liverpool doğru. Real Madrid. Sergio Ramos böyle kolundan çekti. Muhammed Salah'ı indirdi. Sakatladı. Evet. Ee, o pozisyonda da hakem yorumlayamadı. Ve Liverpool'un belki muhtemel şampiyonlar şampiyonluğu gitti. Real Madrid kazandı o, o sene kupayı. Bu ona benziyor. Yani çok çok benzeri oldu. Peş, bu, en azından buradan sakatlanmadan çıkmış. Ne dediğini anladım şimdi hakemin. Bak. E, peş işte şeyin formasını çekiyor sol eliyle gördün mü? Ben tahmin ettim bak onu işaret ediyor. Sen de onu çektin diyor. Bu arada bu maçta bir omuz sakatlığı daha oldu. Ben bunu konuşmadık. Hadda bir omuz değil, sakatlığı şey, daha oldu. Hedenstadt'ın. Dav Davidson. Evet. evet. Davidson Hedenstadt pozisyonu. Dakika 27. Burada da omuzun üstüne düştü ya Pesic. Evet. Orada Hedenstadt sakatlandı. Onu verebiliyor muyuz? Var mı pozisyonlar arasında? Ee, Davidson Numa, pozisyonu. Po, pozisyon numarası almamışım ama dakika 27. Belki bulabilirsiniz dostlar. Bu maç çok hakemin de e, bu bence lüzumundan fazla müsamahakar yönetim tarzı Peki, sebebiyle. Peki omuz omuzda değil miydi? David sonra hedef açtasın. Omuz tamam bakalım posu. Gelirse gel... bulabileceğiz mi bilmiyorum Şimdi de. omuz omuza şarj olması için bir koşulların eşit olması lazım. İki tarafında topa benzer mesafede topa yönelmiş eş zamanlı olarak omuzlarının buluşuyor olması. Bir ikincisi bir tarafın aşırı güç kullanımı olmaması lazım. Lozumundan fazla doz aşırı güç kullanımı olmaması lazım yani. Niyetin top olması. Top için iki tarafında hamle yaptığında tabii ki pozisyon önceliği almak için omuz omuza şarj var futbolun içinde. Ama orada öyle bir pozisyon ki iki tarafa şartları eşit değil. Biri geliyor güm diye doz aşırı güç kullanıyor. Diğerinin omzu çıkıyor. Çocuğun omuzu omzu çıktı için, evet. Hedenstadt'ın. Hastaneye götürdüler. Doğru. Yani o şekilde omuz omuzu mücadele olur mu? Yani o zaman ben omuzumu her türlü kullanayım madem omuz omuzu mücadele Aha, diye buyurun, Geldi. Edeyim. Bakalım şu pozisyona şimdi. Koşulları eşit mi? Gerçekten omuz omuza mücadele mi? Geçmiş olsun diyelim bu arada. Bir defa bir. Davidson geride kaldı. Hedernstadt pozisyon avantajı sağladı. Bunu görünce Davison omuzunu bir silah olarak kullandı. Hedernstadt'ı aşırı güç kullanarak Hedernstadt'ı e, yani devre dışı bırakma maksatta atılmış omuz atmak bu yani. Omuz omuza falan değil. Bu aşırı güç kullanımı yani. Topu bıraktı dikkat edersen Davidson. Topu bıraktı direkt rakibini gözledi. Bak görüyor musun? Rakibini gözleri ve rakibine dan diye omuzuyla darbeyi vurdu. Bak top yok. Davison top niyetini bıraktı. Davison'un yönü neresi? Davison'un yönü top değil. Hedanştad'ın yönü top. Bak Hedanştad taç çizgisine gidiyor. Davison avuç çizgisine gidiyor. Belki benimkisi de fabrika körlüğü sınıfına girecek. Uğur Bey bunu defa, bu pozisyonu defalarca görüyoruz çünkü ligimizde. Belki yüzlerce bir hafta sonra, bir maç haftasında belki yüzlerce görüyoruz bunu. O yüzden hani büyük talihsizlik geçmiş olsun. Elbette üzücü. Evet. Ama hani bir şey diyemedim <laughs> bu pozisyon için. Talihsizdi. Yok net bir faul. Doz aşırı güç kullanımı. Excessive force diye kural kitabında belirtilen tanımın sözlük karşılığı. Belki de standart uygulama şaşırtıyor bizleri. Zaman zaman Türkiye'de çünkü, olmadığı için evet. belki. Yani bu Bak Bunun bu açı ayırımı... da güzeldi. Davidson arkada kaldığını gösteriyordu. Heden şimdi avantaj sağladığını. Davidson'un omuz vurarak oradan çıktığını gösteriyordu. <laughs> ee, tekrar <laughs> geçmiş olsun diyelim. Hakikaten Mevliya ile peş için iki mücadelesi. Evet. İlginç bir şekilde Damgordu bir tane de Galatasaray maçında vardı. Oğulcan son dakikalarda o da ısrarlı ama onu sonra Galatasaray geçince şey yaparız. Tamam. değerlendiririz. E Alanya Karagümrük karşılaşması Uğur Bey ne dersiniz? Volkan Hoca beraberlikle bitirdi karşılaşmayı. Ayrıldı yine sağda. Ee, bir, biraz Farioli, biraz Demirel gibi oyunları. Ee, karma bir oyun felsefesine geçti. Kara gümrük. Zaman zaman böyle geriden oyun kurarak örerek geliyorlar. Farioli döneminin sinyallerini alıyorsunuz ki Farioli çok iyi bir malzeme bıraktı. Volkan Hoca'ya. Ama zaman zaman da pragmatik tarza geçiyor. Pragmatik tarza geçtiklerinde maçın oraya geleceği hissediliyordu. Onların yaşanacağı hissediliyordu. O yüzden doğal sonuçtu bence bu müsabaka. Bir de çok fazla durdu. Çok fazla faul oldu. diğer taraftaki Göztepe Demir maçında baya yüksek yoğunlukta futbol oynarken aksiyon vardı evet. Aksiyon varken ben ikisine beraber bakıyordum. Alanya Karagümrük maçında maalesef futbol dozu çok düşük kaldı. O da tabii hakem faktörü, çok fazla faul, çok fazla kili mücadele. Göztepe Adana Demirspor maçında çok daha fazla yoğun futbol vardı. E, madem öyle oraya geçelim. Karşılaşma 1-1 tamamlandı. Göztepe Adana Demirspor maçı iki farklı yarı olduğunu söyleyebiliriz herhalde karşılaşmada ama mücadele hiç bitmedi. İki farklı yarı diyebiliriz evet ama Göztepe ilk yarıda mağlup olmasına rağmen yine iyi oynayan taraftı. Yani yine oyuna hükmeden taraftı. Sadece pozisyonları değerlendirememişti. Şu an ligde iki takım var. Biri Giresunspor, zaman zaman diyoruz. Biri Göztepe. Bence tek sorunları gole çevirememek. Sakin Göztepe, Nestor'la yolu ayırmayı falan düşünmesin. Gayet olumlu futbol oynuyorlar. Gayet yoğun futbol oynuyorlar. Pozisyon üretiyorlar. Kadroya birkaç taktik veriyorlar. Ile... Sadece ön tarafa. Evet. Yani sadece gol şansını artırmaları lazım. Ya Yahovic iyi santrif ama sonuçta belli bir yaşa geldi. Endiaya zaten son vuruş kalitesi çok yüksek değil. Ya şu, şu ligde mesela Giresun'a da bir tane Umut Bozok gerekiyor. Göztepe'ye de bir tane umut bozuk gerekiyor ama yok. İşte bir tane var. Kazımpaşa'da var. Yani bir tane Santrifor çözseler, çerçeveye dürtmeyi bilen. Göztepe'nin oyunu hak ettiği puan çok daha fazlaydı. Galiba gol beklentisi Göztepe'nin attığı golden 10 fazla. Giresun'da galiba 9. Doğru. Göztepe ve Giresun iki takım bu anlamda çok talihsiz takımlar. Yani şu Balotelli'nin attığı gol yani Göztepe'de bunu atan yok ekstra. Attığı için Adana Demir o puanları topluyor. Göztepe atamıyor. Tabi şu da var. E, bazı hakem hataları, hakem hatası demeyeyim özür dilerim, değerlendirme hatası diyelim. Şimdi mesela e, pozisyon 1 11. dakika. Lorenzen'in Yusuf'a bir şurada bakın. Burada e, yardımcı hakem uyardı. Sanırım Atilla Kara olan ilk başta görmedi yardımcısını uyarısıyla. Ne dersiniz burada yani darbe dize ve diz altına bakın burada net göründü. Evet net bir kırmızı kart. Değil mi? Video hakemin davet etmesi gerekiyor. Yani henüz 11. dakikada Göztepe'nin bir kişi eksik kalma riski de var. Yunus'a da çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 31. dakikada yine pozisyon 5 sevgili dostlar. Burada biraz e, seyrederken de kaynadı. Çok anlaşılamadı pozisyon ama net bir şekilde bu yarına sona Gördünüz mü? Evet. Yani direkt kaleciyle karşı karşıya. Bak. Gördünüz mü burada? Ama bıyarına sonunda biraz ayaktaki ayaktaki müdahaleyi gördünüz mü? Bıyarına sonunda biraz onun üzerine doğru gittiği için galiba öyle değerlendirdi hakem. Şimdi bunu e, normal oynatabilir miyiz şeyden yukarıdan o maçın tamamını görerek bıyarına sonun bak bıyarına sonun yönüne bak. Bak bıyarına son topa değil rakibe gidiyor. Gördün mü? Bu yarına sonra nereye gidiyor koşarken? Tamam. Topa değil rakibe gidiyor. De Hakemin, şunu açıklar hakemin mı? yorumunun nedeni oydu. Ayak çelmeyi açıklar mı? Ben burada yani video hakem olsam müdahale etmem. Çünkü bu yarına sonun topu Zaten... bırakıp rakibe gitmesi burada e, olayın şeklini tamamen değiştiriyor. Yine bir bariz gol şansından bahsedilebilir miydi? Yoksa o zaman sizin dediğiniz gibi. Bahsedilebilirdi. Şeye mi faal vermesi gerekirdi? Bu yana sonra hücum evet, faal vermesi gerekirdi. Hücum faal verebilirdim ben hakem olsam. Hücum faal verebilirdim. Video hakem olsam da hani bariz gol şansı değerlenmesi olması lazım ya burada. Video evet. hakem olsam da çağırmazdım. Çünkü bir yana sonra hücum faal gidiyor derdi. Bak top nereye gidiyor? Bir yana sonra nereye gidiyor? Belki de hakem şunu düşündü. Top kaleciye gittiği için durdurmaya gerek yok Belki diye. De. Ama yine de şu çelmeyi... Angel'in bu çelmesini... Ama hangisi ilk gerçekleşiyor? Kronoloji Önce olarak... bu son. Önce bıyarına sonra faalü gerçekleşiyor. Hakem öyle değerlendirmiş Gerçekten olabilir. Yani bur burada bir şey penalttı. değil ama. Kronolojik olarak önce bu yarına sonu faalü gerçekleştiği için bence bıraktı. Yani devam ettirdi. Şimdi bir pozisyon 11 var ki karşılaşmada. Yani dakika 51. Yahoviç'in penaltı beklediği an. Bakın. Evet. Bu da ilginç bir an oldu. 19. haftadan yansıyan. Burada da video hakem müdahalesi gerekir. Çünkü net bir kanıt var. Net kanıt var. Net kanıt var. yani Bu tarz kanıt olan pozisyonlarda video hakemi müdahale etmesi gerekir. Sonuçta iki elle sarılıyor değil mi? Sarıldı kanıt... ve çekiyor yani. Kuvvet Bu... uygulayarak. Bir de Yavovic'i biraz da çekti bak. Sarılıp çekti öne doğru. Ben yani direkt hamle yapmasını evet. engelliyor. Bak. Iki, i̇ki elle kuvvet kullanarak öne doğru da çekti. Net bir kanıt var burada. Video hakem mesela orada hem Yunus... Bu normal şartlarda, hani normal şartlarda derken hakemin penaltı vermesi gereken bir pozisyon. Tabii gibi. tabii. Peki, hakem diğerin gözden kaçırdı. Video hakemin kanıt var burada. Davet edebileceği türden pozisyon. Yunus'a az önce yapılan darbe, kanıt var. Kırmızı kart şüphesi var. Davet etmesi lazım. Evet. Burada Yahovic'e yapılan darbe, kanıt var. Penaltı şüphesi. Davet etmesi lazım. Ee, sadece şey bu yarına son pozisyon için hayır ona katılmıyorum ama video hakemin davet etmesi gereken iki tane net pozisyon var. Gerçekten mücadelenin, pozisyonun, aksiyonun, heyecanın yüksek olduğu iki takımı da tebrik etmek lazım. Hiç kimse geri adım atmadı. İki takım da kazanmak için oynadı, mücadele etti. Mon bu maçı izlerken Montella'da büyük takım nüvesi var. Yani bir kez daha Buna inandım. Zaten Kadın büyük Sura. takımları çalıştırdı. Fiorentina, Milan, yanılmıyorsam Sevilla zaten büyük takımları çalıştırdı ama hani şu anda kariyerinde bir gerileme evresinde ama mental olarak bu gerilemeyi tolere etmiş. Bununla baş etmeyi başarmış. Futbol sevgisi sürüyor. Ee, doğru bir rotada Montella tekrar o seviyelere gelebileceğini hissettiriyor. Türkiye'de bir büyük takımla çalışır, İtalya'da bir büyük takım çalışır bilmiyorum. Ama Montella'yı tebrik ederim. Kolay değildir. Önce Fiorentina'yı, Milan'ı falan görüp sonra bu seviyelere gelmek ama burada vazgeçmemek, tutunmak, mental olarak o sorunu aşmak ve tekrar büyük takım hocası gibi davranmak kolay değildir. Montella'yı tebrik ederim. Yine tekrar büyük takıma gidebilecek nüve var o sinyalleri veriyor. Aynen söylediğiniz gibi hiç bozmadan hoca devam ediyor. Az önce Adana Demirspor'un kendi kalesine attığı gol de göründü. Bir daha rica edebilir miyiz lütfen? Balotelli ekstra gol olduğunu söylemiştik zaten Adana Demirspor'un golünün. Balotelli yine muazzam vurdu. Burada Rasul ile hakikaten büyük talihsizlik oldu. Evet, Rasul ile Muric. Rasul de yani geçen sezonda harika sezon geçirdi. Bu sezonda hani stoperde, stoperde ihtiyaç vardı orada. Bekte ihtiyaç oldu orada. Burada bu kadar kısa mesafede geri pas vermesi de Değil zaten büyük Muriç çıktı. Büyük tarihsiz. Yani etrafında şey de var. Hocam o zaman şu istediğim pozisyonları yeri gelmişken. Hangisi? söyleyeceğim. Marcao. Marka onun topu taca atması ve vidanın atmamasını istedim ya. Bununla da bağlantılı. Burada mı görelim onları? Bu tar evet burada tamam. görelim. Bu tarz pozisyonlarda stoper. Reji hazırlayabiliyor muyuz? Bu tarz pozisyonlarda stoper taca atmaktan korkmamalı. Buyurun. Teşekkürler. Bakın şimdi burada. Maçın bu santrası ama gelecek herhalde değil mi? Gelecek. Tamam. geliyor sağdan. Yok bu başka bir şey izliyoruz şu anda. Emin miyiz bu olduğuna? 35. dakika. Tabii tabii bu değil pardon ya. Bu 35. Maçı izliyoruz şu anda başında. 35 o dakika zaman... izlersek gelecek. İzleyelim mi? <laughs> yok 35 dakika. 35 dakikamız yok. var mı? Bu siz arkadaşlar alın bunu 35'i ben dakikaya bakmamıştım özür dilerim. 35. dakika bu değil istediğimiz. Maçın tamamı belki görüntü. Herhalde tamamı geldi. Şimdi orada anlatmak istediğim şey şu. Stoper Baskı altında en ufacık kararsızlık yaşadığında tercih etmesi gereken şey tac olmalı. Riski azaltmak. Topu. Yani stoper bundan korkmamalı. Orta sahnesi forvet bunu yapmaz. Risk alabilir. Ama stoper risk almamalı. Stoper baskı altında en ufacık kararsızlık, en ufacık risk, en ufacık korku, anksiyete yaşadığında topu tacı atmalı. Bunu Beşiktaş Fenerbahçe maçında hatırlarsanız Vida. Vida hata yaptığında ve o Berisha'nın golü geldiğinde Vida'nın burada yapması gereken şey en ufak kaygı yaşadığında hemen topu taca. ben vidayım deme. Çizgi ben Dünya Kupası finali oynadım deme. Hemen taca, at. Şimdi Bu Fenerbahçe maçında. Şimdi onu veriyor. Vida burada bak en ufak bak arkaya baktı zaten kaygı yaşadı. Hemen topu taca bırak orada. Ben Dünya Kupası finali oynadım, ben vidayım dememen lazım orada. Hemen topu taca bıraksa bu riski yaşamayacak. Şeyi verebiliyor muyuz Markao'yu? Yok, belki. şu anda Markao benzer pozisyonda bu hafta Ufacık kaygı yaşadı. Hemen topu taca bıraktı. Hemen hatırladım. O yüzden dedim şu vidanın pozisyonu vereyim diye. Az önceki pozisyonda da Rasul ya orada kaygı yaşadığında stoper kaygı yaşamalı. Kaygı yaşadığında en basite gitmeli. Ki arkadaşları da şey yaptı hani müsait. sebep oluyor yani. Yok bir yo, şey, Galatasaray maçında Marka'ya niyet acı attın diye dediğiniz gibi hiç risk almadı. Emin olamadı. Arkasından muhtemelen ben dedi de ne risk alacağım boşu boşuna bence de doğrusunu yaptı. Bir maçta 60 tane taç oluyor ama bir tane gol oluyor. O taç unutulur. 60'ta birdir yani o taç. Ama işte bak 5 taş fena açmış, gol'e sebep oldu. Marka orada hata yapsa gol'e sebep olacaktı. Velhasıl talihsiz bir gol gördü kalesinde Adana Demirspor ama tekrar söyleyelim hem Göztepe hem Adana Demirspor hakikaten iki takımı da oyuncularını, teknik direktörlerini tebrik etmek lazım kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Her iki takımda Göztepe'yi hakikaten Uğur Meleke'nin söylediği gibi hocasından vazgeçmemeli. birkaç oyuncu takviyesiyle eğer mümkünse çok daha bu oyunun karşılığını bizim klişemiz var ya oynadığı oyunun karşılığı bu puanlar değil diye o oyunun karşılığını puan olarak da almaya başlayabilir büyük oranda Göztepe. Adana Demirspor için zaten Uğur Meleke özetledi. İyi bir şey tutturdu hakikaten. kadrosu da <laughs> iyi. Montello Hoca da hem kadrosuyla hem de oyunuyla bunun meyvelerini topluyor bu pozitif yaklaşımının. Şöyle bakayım hafta sonu oynanan maçlardan başka bir şey seçtiğimiz, unuttuğumuz ya yani pazar gününden pardon cumartesiye ayrıca bakacağız. Yok, eğer ekleyecek eklemek istediğiniz bir şey yoksa Uğur Bey bir araya gideceğim. Ardından da Trabzon Başakşehir maçıyla devam Lütfen. edeceğim. Peki. Lütfen. Değerli izleyenler bir araya gidelim. Ardından Trabzonspor Başakşehir maçıyla devam edelim. Değerli izleyenler bu bölümde ilk sırada Posta Gazetesi var. Diyor ki başlığında rekor geldi sıra kupada. Trabzonspor sezonun 19 maçlık ilk bölümünü 46 puanla lider olarak tamamlayıp Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı. Şimdi hedef sezonu şampiyon tamamlayıp bu hasreti de bitirmek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor Başakşehir ile beraber kalarak sezonun ilk yarısını 46 puanla lider bitirdi. Bordo Mavililer 46 puanla ilk yarılar itibariyle 45 puanla rekorun sahibi olan Fenerbahçe'yi geçti. Başakşehir maçının kazanılmamasına rağmen oynanan futbolla taraftarını mutlu eden fırtına maç başına 2.42 puan ortalamasıyla da Göz kamaştırdı. 1995-96 ve 2000-2011'de 82 puanla sezon rekoru kırıldığında bile puan ortalaması 2.41'de kalmıştı. Şimdi transfer zamanı demiş teknik direktör Abdullah Avcı bir sol bek, bir kanat ve bir stoper istedi. Vişca ve Efecan için görüşmeler sürüyor. Samet Akaydın ve Mert Çetin de Trabzonspor'un gündeminde diye başlık ve başlık altında görmüş gazete yine e, Trabzonspor Başakşehir maçından yansıyan bir başlık tahmin ediyorum. Çünkü başlık şu Dansville güven verdi. Edgar Yeğen'in sezonu kapatmasıyla büyük bir şok yaşayan Trabzonspor'da ikinci kez sahaya çıkan, ikinci kez sahaya stoper olarak çıkan Denizville başarılı performansıyla teknik heyete nefes aldırdı. Transfer yapılsa da iyi bir alternatif olacağını herkese gösterdi. Dansville zaten stoper değil miydi Uğur Bey? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Stoper sol oynuyordu evet. Ya hakikaten e, aratmadı hiç kimseyi Dansville. Tabii tabii. oyunuyla. Şuradan bakıyorum. asıl mevki olarak stoper görünüyor. Stoper evet. görünüyor değil mi? Zaten de stoper adı. İkinci pozisyonu sol bek. İkinci kadar. pozisyonu sol bek evet. Şöyle bir daha müsaadenizle şuradan bakayım. Kaç maçta ne kadar oynamış sol bek ve stoper olarak. Siz buyurun. Ee, Aa, neyi buyuracaksınız? Çok özür dilerim. Biraz maç analizini Tabii. kastettiğini düşündüm. Evet evet özür dilerim. Daha buyurun. fare doğurdu diyebiliriz. Çünkü son 10 haftaya baktığınız zaman İki takımın toplam performansı 20 maç 17 galibiyet. İnanılmaz fantastik bir form grafiğiyle geliyordu iki takımda. Böyle bir form grafiği uzun zamandır ben hatırlamıyorum. Böyle bir maç Türkiye'de. İki takımın böyle bir formla geldi. Belki Liverpool Manchester City maçlarında oluyor böyle şeyler. Liverpool Manchester City böyle canavar form grafikleriyle geliyorlar bazen. Birbirleriyle eşleşiyorlar. 2018-19'da galiba öyle olmuştu. 3 Ocak 2019'da oynanan maç sanırım öyle olmuştu. Onun gibi o yüzden Beklentiyi tabii çok yükselten bir maçtı ama tabii beklenti yükselince kaygı da yükseliyor. Özellikle 45 dakikada Başakşehir çok ciddi bir kaygı futbolu oynadı. Tek şutla bitirdi ilk 45 dakika. O da Vişcan'ın friki. Yani akan oyunda şutları yoktu. Trabzonsporsa ise Hamşik'in iyi paslarıyla iki tane pozisyon buldu. Hamşik'in aldığı mükemmel uzun paslarıyla bir tane Bakasetas'a bir tane Cornelius'a. Cornelius'un direktten direkten döndü zaten. Ya yani ilk yanın 45 dakikalık analizini yapmaya kalkarsak hani Başakşehir 1-0 mağlubiyetle soyunma odasına gitse çok sürpriz olmazdı. Doğru. Bir gol olacaksa maçta onu Trabzon hak etmişti. Ama ikinci yarıya Vişça toparlayarak dolayısıyla Başakşehir toparlayarak başladı. Şu ekrandaki pozisyonda dahil. iki tane pozisyon buldular. 48 ve 51'de Gulbrand Sen ve Alex Onlar da onları atamadı. Onlar da onları atamadıktan sonra zaten iki takımın da iki hocanın da 0-0'a razı bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz. Eğer Emre Hoca e, Çadli ile Deniz'i biraz daha erken soksa, hatta biraz risk alsa, sol beki falan çıkarsa belki çevirme şansı olabilir. Niye Emre Hoca'dan bekliyorum çevirmesini? Zaten Trabzon lider ve dünya kadar da puan farkı var. Abdullah Hoca için beraberlik kötü sonuç değil. Emre Hoca buradan galibiyet çıkarırsa bir şey ekstra yaratmış ordu ve ligin ayarlarını değiştirebilirdi. Ama Başakşehir galibiyet hak edecek bir top oynamadı değişiklikleri de bayağı geç yaptı. Çok da risk almadı yani. Peki şöyle bir genel düşünce ortaya koyabilir miyiz? Trabzonspor Başakşehir'in derinlikli kadrosuna rağmen çok fazla fırsat vermedi. Öncelikle genel anlamda her iki takımda rakip oyuncuların kendi ceza sahasına girmesine çok fazla müsaade etmedi. Oyunun ana fikri buydu herhalde. Ee, evet. Dışarıdan denediler ama her iki takımda bunu buldu. Ee, pozisyonları buldu. Bir tane, iki tane, üç tane sayabiliriz. Az sayıda. Az sayıda. Az her sayı. iki takım adına da büyük oranda orta saha mücadelesi, rakibi oynatma mücadelesi. Ama sanki bu bilek güreşinde Trabzonspor'un biraz daha önde olduğunu söyleyebilir miyiz? İlk Oyun anlamında, evet. oyun yoğunluğu anlamında. Evet, ilk yarı itibariyle evet. Hamşik'in pasta iki tane güzel pozisyon var. İkinci yarıda Başakşehir'in var. İkinci yarının başında iki tane. Golü Bransan ve Aleksic'le. Şey olsaydı hani e, yenişemedikleri bir güreş maçı sonucunda teknik puanlara bakılarak sonuç tayin edilmek zorunda olsaydı evet Trabzonspor ufak bir Aynen. farkla teknik puanlarla Başakşehir'den daha iyi puan topladı ama yani maçın sonunda Trabzon galibiyeti hak etti ya da Başakşehir galibiyeti hak etti diyebileceğin türden bir fark oluşmadı. Beraberlik bu maçın doğal sonucu. İstatistikler de sanıyorum sizin bu görüşünüzü destekleyecektir. Maç sonu itibariyle istatistikleri getirebilir miyiz lütfen? Zaten gol beklentisi ikisinde evet. biri bulmamış. Evet. Şutlarda 11'e 4, 7'ye 5. Kornerler 4-4. İkili mücadele 50-50. Evet. Sadece Başakşehir iki katı faul yapmış. Trabzon 34 dakika faul yapmadı. Tebrik ederim Trabzonspor 34. dakikada yaptıkları ilk faul işte o Viscan'ın friki'ydi. İlk sarı kart. ilk faul, ilk sarı kart ve ilk şut oldu Başakşehir için o faul. Kim yapmıştı? Orada sert bir faul oldu. Sarı kart gördü 34'te. 34'te, 32'de de, Hüseyin oyundu. Türkmen. Hüseyin sarı kart gördü. Heh, şu Bu an pozisyon. ekrandaki pozisyon. Evet. Bu ilk faal Trabzon. O dakikaya kadar faal yapmamışlardı. Trabzon tebrik etmek lazım. Bu pozisyon şeye de girdi, tartışmalı pozisyonlara da girdi. Ama oraya birazdan geçelim isterseniz. Tamam geçebiliriz. Ya da geçelim mi? Var mı eklemek istediğiniz Yok, karşılaşmayla? Tamam o zaman ilk olarak ne geliyor? Ee, pozisyon 10. Yani sevgili reji. Hasan Ali'nin topa elle müdahalesi var mı? Hakemin devam kararı Doğru mu? Bu ilginç bir e, evet, pozisyon. Ben evet. aslında bakacak olursanız hani bir e, futbol izleyicisi olarak tam burada elle oynama niyeti yok. Ancak arkasında Siyopis var. Trabzonlu, Trabzonsporlu bir futbolcu var orada. Dolayısıyla sanki benim kanaatim penaltıya daha yakın olduğu yönünde. Şimdi öncelikle Belgenin sabit ayağını nereye koyalım? Önce ondan bahsetmek isterim. Buyurun. Bu tarz pozisyonlarda bence bir kriter unutuluyor. Mesela şimdi bu pozisyonu, bu tarz pozisyonları değerlendirirken diyorlar ki topa, el mi topa gidiyor, top mu ele gidiyor? Hayır işte top ele gidiyor. Yani niyet. Yani bilerek oynamıyor. Bilerek oynamıyor diyorlar. Yani dolayısıyla o kriterden kurtarıyor diyorlar. İşte ikincisi vücudun doğal konumu ve doğal konumu. Yani oyuncu topa vurmak için vücudunu şekli o. E tamam oradan da kurtarıyor. E o zaman mesela diyorlar ki burada elle oynama yorumu yapılamaz. Ama bence bir kriteri unutuyorlar. Bir kriterde ne biliyor musun? Karar verebilecek kadar zamanı var mı? Top e, ne kadar mesafeden geliyor? Bu sene eklenen şeyi de sayabilir miyiz burada? Eğer yapılan hamle, vücudun doğal o hamle eline çarptığı andaki durum, o hamlenin doğal sonucu ise... Ama burada doğal. Vücudun konumu doğal. Yani vücudun sağ konumuyla ilgili sıkıntıya çalışırken o el o şekilde kalkar. Evet. Değil vücudun mi? konumuyla ilgili bir sıkıntı yok. Burada sıkıntı bence topun uzak mesafeden geliyor olması, dolayısıyla Hasan'ın karar verebilecek zamanı olması, bunun bir dikkatsizlik, beceriksizlik sonucu eline çarpıyor. Öyle. Olması. Bence onu unutuyor. Özellikle hakem yorumcuları da bu değerlendirmeleri yaparken. Şimdi sen güzel bir şey hatırladın reklam arasında konuşurken Kim Minjen'in pozisyonuna benzetti. Hatay maçı. Kim Hatay maçı verebiliyorlar mı Kim Minjen'in pozisyonunu? Y bulamadık. O bulamadık. pozisyon maçı bulduk Ama hatırlar, pozisyon olarak. Ama izleyicilerimiz. Bulamadık. Nasıl da o pozisyon? Ay öyle mi? Bulmuşuz. Bravo. Tamam. Onu görelim o zaman. Siz devam edin. Uzaktan bir orta geliyor. Hatay hücumunda. Kafayla vurmak için. Kim Minje ceza alanında uçarak kafayla korner atmak istiyor topu. Ama bir dikkatsizlik yapıyor. Elinden gidiyor kornere evet. değil mi? Evet. O pozisyona Aynen. Türkiye'de hakem yorumcuları neredeyse fikir birliğiyle penaltı değil dediler. Doğru. Ben de penaltı dedim. Doğru. doğru. Çünkü kriteri de söylüyorum, gerekçemi de söylüyorum. Kim Mince'nin karar verebilecek kadar zamanı var. Top oldukça uzak mesafeden geliyor. Doğru. Şiddetli gelmiyor. Dolayısıyla beceriksizlik var. Futbol zaman zaman beceriksizliğiyle, dikkatsizlikle cezandır. Örnek vereyim. Top. <laughs> topa vurmak istiyorum. Ayağımı sallıyorum. Topu ıskalıyorum yanlışta sana vuruyorum. Faul olmuyor mu? Niyetim topa vurmak. Değil mi? Doğru. Niyetim kötü değil. Topa vurmak isterim. Ama yanlışlıkla ıskaladım sana vurdum. Faul olmuyor mu? Oluyor. Çünkü futbol beceriksizliği, dikkatsizliği cezalandıran bir oyun. Bu elle oynamalara da ben böyle bakıyorum. Kim Mijen'in pozisyonu gibi. Şimdi burada Kim Mije herhangi bir baskı altında değil. Rakip yok. Pozisyon icabı kendisi kafayla vurmak istiyor. Top bayağı uzaktan geliyor. Karar verebilecek zamanı var. Tamamen kendi dikkatsizliği, kendi beceriksizliği elle oynuyor. Bana sorarsan bu elle oynamanın yeterince mesafe olduğu için, karar verilecek zaman olduğu için penaltı olarak değerlenmesi gerekiyordu o pozisyon. Ama o pozisyonu Türkiye'de hakemler görüş birliğiyle penaltı olmamalı dediler. Ben de anlamadım. Bu sezonu anlayamadığım pozisyonlardan biri bu yani. Hala o pozisyonun penaltı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelelim. Gelelim buna. Bu da o anlamda benziyor fakat bir fark var hocam. Buyurun. Siyopis'in baskısı var. Siyopis'in koluyla Hasan'ın var. var. Evet. Burada bir fark var. Siyopis Hasan'ı Baskıyla hareketini bozuyor mu? Burada bir fark o. İlk başta dokunduğunda sanki Hasan Ali eline çarpmasına sebebiyet, Hasan Ali'nin elinin topa çarpmasına sebebiyet vermiş gibi bir görünüyor. Bakalım siyopiz bozuyor mu Hasan'ı? Bak, bak şurada bak, Koluyla değil mi? Ama yani o kadar olmuş mudur? Yani o kadar şiddetli, şurada bak şu hamle. Acaba Hasan Ali'nin sağ kolunu dirsenin üstünden topa doğru itiyor mu diye ama yani sanki öyle çok öyle değilmiş gibi düşünüyorum ama elbette şiddeti bilmem mümkün değil. Evet. Bu Anladım. o yüzden biraz karmaşık. Şu şeyden şu temastan dolayı. O temas belki sonuçta görüşünüz bunun penaltı olmadı. Göründe mi? Zor pozisyon yani bu sezon karar vermesi gerçekten güç olan pozisyonlardan biri oldu benim için. Ben de defalarca izledim. Çözmeye çalıştım. Bir diyor niye davet etmedi diye düşündüm. Osiyopis'in kollu olan müdahalesinden dolayı sanırım davet etmedi. Oradan kurtardı Hasan Ali. Ama hakem verseydi, video hakem demiyorum. Hakem verseydi itiraz etmezdim. Hakemin görüşüne saygı duyardım. Gerekçem de o Kim Minje'nin pozisyonunu anlattım ya. Gerekçem aynı olurdu. Ama video hakemin çağırmaması da bence Osiyopis'in kasanı bozmasından dolayı. Onu da anlıyorum. Video hakem de o yüzden çağırmadı. Dolayısıyla burada devam kararı saygı duymak Çıklı. durumundayız yani. Saygı duymamız gereken bir pozisyon oldu. Ama verseydi de hakem penaltıyı verseydi dediğim gibi yine saygı duyardım. Bu maçta yine bir, bir ele çarpma pozisyonu daha var ama o bu kadar üzerinde konuşulacak düşünülecek bir pozisyon değil. Burada Densville'in Evet. Omuzuna, koluna, pazusuna çok çarpıyor. uzattı Okako. Çok çok itiraz etti. Doğru bir kart gösterdi. Halil Umutmeler Sonra da tamam inceleniyor dedi. İncelendi. Okaka'nın Okaka itiraz etmesini anlamıyor İncelenecek incelenecek yani. Şüphesiz. Niye böyle bir amatörlük yapıyor? O kartı görüyor. Yani burada açık değil. Yok kol doğal konumda. Değil. top ele gidiyor. El topa gitmiyor. Kol doğal konumda. Açarak bir avantaj sağlamıyor. Tamamen yani son derece nizami. Yani hiçbir şüphe olmayan. Sıfır şüphe bir pozisyon. Evet tertemiz. Bu arada Lale Hocam, Lale Orta mesaj attı. Biz o Kim pozisyonunda pozisyonuna penaltı demiştik. Bizim değerlendirmemiz penaltı Öyle mi? Özür dilerim. Şeklinde. Vallahi Valla bilmiyorum. Bazen bazen ben Biz söylemiştik. Özür Lale demiş, Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi. Demek ki uzmanlar doğrulamış Öyle oldu deyelim. görüşümüzü. Evet. Teşekkür ederiz. Oyun olarak ve pozisyon olarak şöyle bakıyorum. Sevgili Tolga bu maçtan başka bir pozisyon almış mıydık? Yok değil mi başka pozisyon? Tamam bir sonraki başlığımız ise diğer taraftan Sabah Gazetesi'ne gidiyoruz değerli izleyenler. Sabah Gazetesi'nin başlığı ise Büyücü Kerem. Antalya maçındaki enfes golünü Harry Potter karakterinin büyücü hareketiyle kutlayan 23 yaşındaki oyuncu artık yıldız statüsünde. Özel hayatına çok dikkat eden saat akşam saat 9'dan sonra dışarı adımını atmayan Kerem Aktürkoğlu menajerini değiştirip sadece futbola odaklandı. Mükafatını da iyi oyunla aldı demiş. Bakın burada 7 e, başlıkta. Marka ile yaşadığı kavgada teknik heyet ve takım arkadaşlarını gördüğü destekle ayağa kalktı. Özel hayatına çok dikkat ediyor. Dışarıda 2 saatten fazla zaman geçirmiyor ve en geç 9'da evine dönüyor. Uyku saatine ve beslenmesine önem veriyor. <laughs> <laughs> Çok iyi haber ya. Evet. Kaptanı Arda Turan ve hocası Fatih Terim'in tavsiyelerini dikkate alıyor. İlk 11'in banka oyuncusu olduğu için forma stresi yaşamadı. Yönetimle sözleşmesini uzatıp zam yapınca kafası rahatladı. Avrupa'dan neyse daha fazla okumama gerek yok. Merak edenler okuyabilir. Hakikaten zaten hani performansı Kerem'in net bir şekilde ortaya koyuyor. Ne kadar doğru işler yaptığını. Loja'daki sürpriz teknik direktör. Bu Hürriyet gazetesinden geldi ekranlarınıza. Francesco Farioli Galatasaray Antalya Spor maçını tribünden izlediği Gözler Fatih Terim'e çevrildi. Kara Gümrüğün eski hocasının Fatih Terim'in ekibine girmesi için teklif yapıldı. Kırmızı siyahlı takımın başında çıktığı 27 maçta 1.52 puan ortalaması tutturan İtalyan teknik direktörün transferine Fatih Terim şimdilik sıcak bakmıyor. Başkan Burak Elmas önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla bir görüşme yaparak konuyu karara bağlayacak. Yani yönetim değerlendirmeye aldı. Fatih Terim'in kurmayları Necati Ateş ve Selçuk İnan demiş gazete. Şurada Francesco Farioli İtalya'dan, Coperta, Fortis, Juventus, Luceze, Benevento, Sassuolo, Katar'da Espire Akademide kaleci antrenör olarak çalıştıktan sonra 2020'de Aytemiz Alanya Spor'a gelerek teknik direktör Çağdaş, Atan Çağdaş Atan'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 19 Mart 2021'de Vavakars Fatih Karagümrün teknik direktörlüğüne getirilen 32 yaşındaki Farioli kırmızı siyahlı takımın peş peşe 3 maç kaybetmesi üzerine 12 Aralık'ta görevinden ayrılma zorunda ayrılmak zorunda kalmıştı. Demiş gazete. Enteresan bir hamle varsa tabii böyle bir hamle. Bir hafta önce sanırım bu programda konuşmuştuk. Yani Galatasaray'ın kötü gidişatını masaya yatırırken, moleküllerini ayırırken Fatih Terim'in kariyeri boyunca sanırım 35 oldu. 35 maç ceza aldığını, sık sık her sezon böyle bir kriz yaşadığını ve teknik ekiplerinin de daha kuvvetli kurulabileceğini. Fatih Terim'in şu ana kadar kurduğu teknik ekiplerden Öyle çok ağmış han bir tek direktör çıkmadığını falan konuşmuştuk. Müfit kasapla Eser Özaltındere'lerle falan başladı. İşte Ümit Davalalar, Hasan Şaşlar çalıştı mesela. Oradan da bir tek direktör çıkmadı. Hatta Euro 2016'ya gitti. Yanına Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Tümer Metin'i götürdü. E şimdi Selçuk İnan, Necati Ateş. Fatih Emin, genelde yardımcı hoca seçimi senyor futbolcu abisi. Onun için yardımcı antrenörün tanımı. Yani çok fazla teknik taktikle değil daha çok oyuncu idaresiyle, oyuncu ile iletişimde evet. Evet. yardımcı olacak isimler gibi herhalde. O şekilde de. seçiyor. Ama mesela Gönlümüz. Abdullah Avcı'nın kariyerinde çalıştığı yardımcı antrenör için Okan Buruk çıkıyor. Lig şampiyonu oluyor. Erol Bulut çıkıyor. Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Tayfun Korkut çıkıyor. Erteberlin çalışıyor. Bunlar Abdullah Avcı'da yardımcı olarak Doğru. çalıştı. İşte Fatih Terim kendisi Piontek'in yardımcısıydı. Kuşak farkı var. Şenol Hoca da mesela aynı şeyleri söyleyebiliriz Şenol Güneş içinde. Yani belki tamamen tahmin olarak söylüyorum. Yani Türk futboluna mal olmuş başarılı isimler saymaya kalksak bir elin parmağını geçmeyecek zaten. Doğru. E, dolayısıyla o zamanki işleyiş, o zamanki yaklaşım ile bugünkü yaklaşım tercih edilen hocaların yardımcı olarak tercih ettikleri isim o iletişimi o kanalı yakalayabilecek isimler olması o yüzden belki de. Hani teknik taktiği ben biliyorum zaten benim ihtiyacım olan bu iletişim kanallarını işletebilecek isimler ve iyi isimler diye düşünüyorlar. Ama çağ, çağ onu söylemiyor. Tahmin ediyorum. Mikel Arteta kimin yardımcısıydı? Arsalı şu anda haklısınız, uçuruyor. Haklısınız. Ben şu sadece Arsalı uçuruyor Mikel Arteta. Durumun özeti bu bence bu. Doğru haklısınız. Ne kadar güçlü tek ekipler kurarsan seni de o kadar geliştirirler. Ve iki kişi, üç kişi değil artık o teknik ekipler Tabii. yani. Sekiz, on kişi. Çok genişler. Analiz tavuzu, mühendisler. Tabii. Bunu başka bir programda geniş ele almıştık hatırlarsan. Yarım saat, kırk dakika konuşmuştuk. Antrenmanından tutuldu. Dolayısıyla da... Farioli hamlesi, Galatasaray böyle bir hamle yaptıysa doğru hamle. Bana sorarsan. Eğer başarabilirlerse, yani kariyerinde birinci adamla çıkmış bir isim, ikinci adamla kabul ederse o da büyük iş. Eğer böyle bir hamle yaptılarsa doğru hamle ama başarabilirler mi? Neticesi ne olur? Kestirmek güç. Gelelim karşılaşmaya. Galatasaray Antalyaspor'u Antalya Antalyaspor'u 2-0 eee etti. Değerli izleyenler hızlı başladı Galatasaray. Mustafa Muhammed'le hemen 6 ve 8. dakikalarda pozisyon buldu. Keza aynı şekilde 12. dakikada Kerem'in bir kafa vuruşu var ceza sahasında. E, 6 pas çizgisinin önünden üstten e, dışarıya gitti. Antalyaspor'un da zaman zaman e, organize ataklar geliştirdiğini özellikle Doğukan'la Galatasaray Yolkan Güray kanadıyla evet. sağından ağırlıklı olarak geldiğini ve pozisyon ürettiğini söylememiz lazım. Özellikle kaçıncı dakikaydı? Ben onu özellikle not aldım bir saniye. 14. dakika aynen öyle Galatasaray hücum ediyor. Sağ kanadından hücum ediyor. Olcan'ın kanadından hücum ediyor. topu kaybetti. Pasla geldi. Hızlı bir şekilde Dikin oynayarak pasla geldi Antalya Spor. 4 kişi karşıladı Galatasaray'ı. 4 ya da 5 kişi. Takım ileride kaldı. Başta Sabek Oğulcan olmak üzere. Bunu e, Antalya Spor. Ha bu pozisyon işte. 14. dakika değil mi? Bu pozisyon. Nelson dokundu ve kornere gitti evet. top. Ve kareye girmedi şey Oğulcan. Şimdi burada ba, ba, aslında buraya gelene kadar orta sahada bir 2-3-4 saniye her neyse beklediler de. Bir ağırdan da aldı. Ben kişi, kişi. istemiştim. Bunu istemiş miydiniz? Bunu da istemiştim. Ay 13. Son. istemişsiniz. Bravo. İstediğim bu. Devam edelim o zaman. Diğerlerini de görelim. 18 e Çünkü ben zaten gidiyoruz bunu o zaman. istemiştim. Dakika 18. Yine bak soldan yine Güray, Güray ve Doğukan ikisi birden bindiriyorlar. Evet. Bak. Doğukan, Güray. Güray çıktı. Doğukan Güray işbirliği. Yine pozisyon. Pas kötü ama dediğiniz Devam gibi edelim. pozisyon. Devam edelim. 34. Bak burada yine Oğulcan orta sahada kalacak. Çok bu maçta çok aksadı. Kaldı burada. Geçelim bir sonrakine. Bir sonrakine geçelim. Heh. Bak yine Güray, Freddy, yine Doğukan. Yine Doğukan. Girdi soldan. Güray-Doğukan işbirliği. Yine pozisyon. Net şut zaten. Floranus'la pozisyon. İsmail Çipeli kontrol etti topu. Son olarak 57. dakika. Yine Doğukan. Yine Oğulcan'ı geçti. Şimdi şöyle değerlendireyim bunu madem buradan başladık. Evet. Geçtiğimiz hafta ne konuştuk? Geçtiğimiz hafta değil özür dilerim. 4 gün önce Galatasaray-Adana-Emir maçında İlk yarısında ne olmuştu Galatasaray-Adana-Emir maçının? Yunus Galatasaray'ın solunu felç etmişti. Üst üste pozisyonunu üretmişti. İkinci yarıya çıkarken Galatasaray hiçbir müdahale yapmamıştı. Yunus da ondan sonra devam etti. Buna ve iki gol buldu. Doğru. Maçı kazandırdı. Şimdi geliyorsun hafta sonuna Antalya maçı. Bu kez Antalya soldan Güray Doğukan işbirliğiyle senin sahanı felç ediyor ve yine hiçbir önlem yok. İkinci yarıda devam ettiler felç etmeye. 50. dakikada da pozisyon var. Mesela onu istemedim ben çok fazla olacak diye. Direkten dönen pozisyon. Güray Doğukan. 64'te yine pozisyon var. Yine Güray Doğukan. Offside ile bitti. 6 tane pozisyon not aldım aslında da. Hepsini görüntü olarak isteyip çok fazla görüntü karmaşası yapmak istemedim. Güray Doğukan ikinci yarıda devam etti. Galatasaray'ın sahanı felç devam etme. Etti. E Galatasaray ne zaman değişiklik yaptı? Sağ tarafla ilgili. 73'te 70 Morutan Fegüli ama Sabek değişikliği yapmadı. Sağ açıkla ilgili değişiklik yaptı. Morutan Fegüli değişikliği yaptı. Yani Oğulcan devam etti Sabek olarak. Enteresan. iki maçtır. Önceki maçta Yunus'un şovunu izliyorsun. Bu maçta da Güray'la Doğukan'ın şovunu izliyorsun. Ama bunu bir kenara ayırırsak Galatasaray oyun olarak geliştiği bir gün. Ben ııı ee... 40 kendi yazımı okuyordum. 43. dakikada Galatasaray'ın bu sezon e, e, beklerinden hiç şey alamadığını, istikrar sağlayamadığını, hiç fayda alamadığını alamadı diye not düşmüşüm. Bu maçın 43. Olcan dakikası. ofansif olarak katkı yapıyor ama defansif olarak da işte çözümlere gereken meseleler var, şüphesiz ki. Galatasaray oyun olarak iyi puanlar topladığı maç bana sorarsan ve bunda da bence bir numaralı sebep 4-4-2 oynamaları. Yani sezon başından beri konuştuğumuz gibi Avrupa Ligi'ndeki formasyonu ve oyunu Süper Lig'e adapte edemezsin. Süper Ligi'nin dinamikleri farklı. Berkan, Taylan bir arada Süper Ligi'de lüks oluyor. Orta saha yaratıcılığı düşüyor ki Taylan cezalıydı. Zaten bir arada oynatma şansı yoktu. 4-4-2'ye döndü. Halil Muhammed'le başladı. Feguli Kerem'le beraber 4 ofansif oyuncu oldu ve Galatasaray bunun ödülünü 52. dakikada skoru 2-0'a getirerek buldu. Çünkü Mustafa Muhammed iyi top oynadı. Hava toplarını neredeyse hepsini aldı. Kerem hücumda baskılarla çok top kazandı. İyi bir futbol ortaya koydu. Halil ile Muhammed bir arada olunca ikisinin ikisinin birden veriminin arttığını düşünüyorum. Galatasaray'ın Santifor'u şu an Cagne sakat ama ikili oynayabilecek özelliklere sahipler. Halil Muhammed de ikili olur. Halil Cagne de olur. Muhammed Cagne de olur. Farklı tipte Santifor'lar. Galatasaray'ın bu maçı kazanması bence nihayet 4-4-2 tercihi yapmasıyla ilgili. 73'te tek santrfara döndüler. 2-0'ı bulmuşlardı. Antalya'nın rüzgarını kesmek için. Ama 70 dakika 4 4 2 ve bunun ödülünü de bence 2-0'la aldılar. Doğru da yaptılar. Gollere de bakalım hemen Galatasaray'ın bulduğu gollere. Önce Feguli 45 artı 1'de golü buldu. Bakalım. Antalya burada taçla tabii başlıyor. Antalya taç kullandı burada. E, kullanacak. Ama orayı görmemişiz. Kerem orada net bir şekilde topa dokunuyor. Topu açığa çıkarıyor. Topu alıyor hızlı bir şekilde kat ediyor. Ve ondan sonra burada gördüğünüz pası Feguli'ye veriyor. Yani aslında ilk golü de net bir şekilde taç kullanıldıktan sonra. Antalya çünkü Galatasaray yarı sahasında sağ çizgiden taç kullanıyor. Peki bu boşluğu nasıl yakalıyor? Çünkü iki santrfor birden solda. Muhammed de Halil de. Fegoli'nin bu boşluğu yakalamasında bir de sol tarafta Ali Muhammed'in yaptığı koşulun altını çizmek lazım. Sen büyük takımsın. Hücumda kalabalık olursan üretimin artar. Burada Galatasaray bunu gösteriyor. Galatasaray'ın diğer golü 52. dakikada. Hakikaten çok şık bir vuruş. Yine Muhammed'in baskısı var. Galatasaray'ın önde Onun da kalabalık Motosu'da. olmasının artısı. Orada bu şey mi? Harry Potter sevinci öyleymiş, mi? Öyleymiş. Evet, kararın. öyleymiş. Kendisi mi söylemiş? Evet evet maç sonu söylemiş hafta içi gözlük tak takıyordu yani ya, bir takım bir yerlerde görülmüştü gözlüklü olarak Kenan Aktürkoğlu. Ben onu o yüzden Harry Potter benzetmesi yapmışlar. onda da hoşuna gitmiş. Gol sevincini o yüzden öyle yapmış. Benim aklıma Sireno'da da Bergerak gelmişti açıkçası. Bak önce Muhammed indiriyor. Zaten acayip sayıda hava topu indirdi. Ondan sonra da baskıyla da orada Veysel de kolay bir şekilde bırakıyor kendini. Evet. Baskıyla top kazanıyorlar. Yani hep yine temelinde 4-4-2 var. Yani Galatasaray'ın sezon başından beri aslında birçok maçta özellikle iç sahada oynaması gereken formasyon buydu 4-4-2 it. Bu karşılaşmadan bakalım. Ha bu şey Kerem'in golü öncesinde faul var. E, Mustafa Muhammed mücadelesinde bir faul çok fazla tartışmalı pozisyon yoktu bu karşılaşmada. E, onu bir görelim. Yani pozisyon 22. Yakını da gelecek. Herhalde affınıza sığınarak kimseye de kırmadan kolay faul <laughs> beklentisi. Bir de bunu yapan bir stoper nin... yani. Yapmasa iyi olurdu. Çünkü riskli bir pozisyon oldu. Yani golle cezalandırıldığı bir durum oldu. Gereksiz bir risk yani sen stopersin. Orada hakem onu vermediği zaman gol yedirme riskin var ki öyle oldu yani. Ve evet, senin aldığın risk öyle. manasız bir risk oldu. Yakışmadı. Aynen. Gereksiz evet. bir risk oldu. Çok kolay orada ayağını takıp bırakmaya kalkması gereksiz oldu. Alanya Spor Maçı'nda bir de pozisyon 34 var. Alanya Spor Maçı'nda Mevliya'nın işle mücadelesinde e, çekme demiştik. Çekmeden bahsetmiştik. Burada da yine ilginç bir an. Ya yani benzer bak ısrarla. O, o, o zaten hani faulü biliyor ama. Bak o da diyor. <laughs> Gaça da ondan sonra topa vurdu diyor, onu da işaret ediyor. Yani o zaten. Gaça'ya da mı sarı kart verdi? Gaça'ya vermedi. Vermedi değil, vermedi, değil, değil, değil mi? Kadarıyla. Vermemeli yani bu, zaten. Bu faalden sonra şimdi bakın alacak. ve burada devamı yok tabii de alacak, vuracak ondan sonra topu. Tamam evet biliyorum. Vermemeli zaten burada sarı kart. Yani çünkü bu bir reaksiyon. Heh. Oyuncu orada doğru sinirleri böyle vermedi. Tamam, vermediyse doğru yapmış. Her durumu kendi koşulları işte değerlendirmek lazım. Burada Gaça'nın topa vurması bir reaksiyon, haklı bir kızgınlık. Yok sarı kart yok. Doğru hatırlıyorsun. Gaça, Antalya kanat akınlarında, kanat organizasyonlarında aslında önemli bir enstrüman. O da e, sol taraftaki Güray Doğukan işbirliği gibi sağ tarafta Bünyamin'le iyi ikili oyunlar yapardı Bünyamin-Gaça ve etkili olurlardı. Ki Trabzonspor yenerken de Bünyamin-Gaça ikilisi sağ taraftan çok etkili olmuşlardı. Hoca bu maçta işte sağ tarafta Florinus kullandı, Bünyamin'i merkeze koydu, Poli'nin eksikliğinde. O yüzden çok fazla sağ kanat aksiyonu yaratamadı. Antalya tek kanatlı bir oyun oynamış oldu. 19. haftayı bu akşam oynanacak iki maçla tamamlayacağımızı söylemiştik değerli izleyenler. Saat 20'de Yukatel Kayseri Spor Demir Grup Sivas Spor'la oynayacak. Aynı saatte İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş'ı konuk edecek. Ee, nereden geliyor? Ee, posta gazetesi Zafer Yemini. Beşiktaş ilk yarının son maçında lig ikincisi Konya Spor'a konuk oluyor. Teknik sorumlu Önder Karaveli bana yeni yıl hediyesi verin diyerek oyuncularından galibiyet sözü aldı. Peki nasıl beklemiş Beşiktaş'ı Ersin, Rıdvan, Montero, Vida, Umut? Rozier cezalı olduğu için böyle bir savunma dörtlüsü tahmin etmiş. E, ee, Josef de Souza, Oğuzhan, Pjanic, Gezal, Lerin ve Batu Şua diyor. ediyor. Bu arada Kartal'da Gezal ve Lerin'in üçer sarı kartı bulunuyor. İki oyuncudan kart gören sezonun ikinci yarısının ilk mücadelesi olan Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek demiş. Uğur Bey son iki dakikamız bu akşamki karşılaşma İttifak Holding Konya Spor, Beşiktaş. Keyifli olmaya iki top oynamak isteyen, iki gol arayan, iki Kesinlikle. mücadeleden çekinmeyen takımın taktik mücadeleyi sahaya yansıtan takımın karşılaşması. Konyaspor bu sezon sadece muadili olan Anadolu takımlarına karşı değil, büyük takımlara karşı da dominant maçlar oynadı. Galatasaray'a 1-0 yenildi ama öyle bir ikinci yarı oynadı ki ya yani 3-1'e falan getirmesi lazım. Kötü lazımdı. de bir gol yedi. O golün etkisinden de kurtulamadı. İstanbul'da evet. üstelik Konya'da değil, İstanbul'da Galatasaray kendi sahasında 45 dakika ceza alanına hapsetti. Bir Fenerbahçe maçı oynadı neredeyse başından sonuna kadar dominant oynadı. Evet. Özellikle ilk yarısında zaten golleri de buldu. Acayip domine etti Fenerbahçe. Trabzonspor maçı oynadı. Maç 2-2 bitti. Trabzonspor şanslı 2-2 bitti için. Normalde bir Doğru. taraf galip gelmesi gerekiyorsa... Eksik de değil mi Trabzonspor? O maçta bir kişi eksik mi kaldı? Son bölümde de eksik de kalmıştı ama 11-11 oynanan bölümde de Konya domine etmişti. Dolayısıyla büyük takımlara karşı gösterdiği performanslara bakarsan Konya'nın çok heyecan verici. Beşiktaş'a karşı da benzer bir strateji izleyeceklerini tahmin ediyoruz tabii ama İki kritik eksiği var. Birisi stoper. Tamam onu telafi edebilir Ahmet'in eksikliği ama Serdar Gürler eksik. E, sezonda en parlak oyuncusu Konya Spor'da. Onun eksikliği tabii ki talihsizlik. Beşiktaş'ta da Rozier'in yokluğu hem savunma hem hücum anlamında ne kadar etkileyecek akşama? O enteresan evet. Göreceğiz. Çünkü orada bir derinliği yok Beşiktaş'ın. Sezon başında e, sadece transfer planlaması değil. o şekilde yapılmadı. Geçen sezon genç Bilal alındı. Kullanılmadı. Douglas Düşünülmeli. Demek ki belki de hak etmedi. Bilmiyorum. Kadroda var olmasına maaş rağmen, maaş ödenmesine rağmen. Çok farklı konuşuluyor. Yani oyuncu kafasında bitirdi, oynamak istemiyor vesaire. O kadar çok farklı bilgi geliyor ki Douglas'la alakalı. Ama Başka açıkçası başkaları bir... konuşuyor yani. Ba tabii. Douglas konuşmuyor. Bir fikir edinmek de zor oluyor. Enteresan alakalı. olacak orada. Hani Rıdvan, Sabek, Umut, Solbek olacaksa Beklenti. Beşiktaş hem Sabek'te hem Solbek'te sorun yaşayabilir. Çünkü Rıdvan çok iyi gidiyordu Solbek'te. Umut Sabek'te muhtemelen sabekle. tahmin ediyorum. Umut Sabek olması belki daha doğru olabilir. En azından Rıdvan'ın ritmini Yani. O kanadı bozması. Ama ben Rıdvan sağ, Umut sol diye de bir şey duydum. Olabilir. Hoca nasıl tercih eder? Öyle bir ihtimal edecek? duydum. Göreceğiz. Belki, bitti mi süremiz? Belki bir ihtimal acaba hocanın genç kardeşlerimizden bir tanesine yer verme şeyi olur mu? Atiba Sabek olabilir mi? Bir de öyle bir ihtimal. E olabilir. Var. Doğru. Atiba'nın çünkü... Onu düşünmedik bak. Beşiktaş'a gelme önce PSV'deki son sezonun doğru. çoğunlukla e da oynadı. oynadı ihtiyaç olduğunda zaman zaman sabekte kullandı. Bir ihtimalle o bence daha iyi bir tercih olabilir. Bir opsiyon en azından düşünülebilir belki. Diyelim ve bitirelim. Uğur Meyke çok teşekkürler. Değerli izleyenler haftanın ilk manşetini burada noktalıyoruz. Süremizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın